kullanalım. Evet hocam. Şimdi bu hafta ne yaptık? Ne durumdayız? Ne Bu söyledik, hafta neyi değiştirdik? Ya da ne ekledik? hocam planlarda bir Şu en değişiklik baştan olur bir mu? şöyle yavaş yavaş bir gidelim ya. Çok hoşuma gitti. Ne güzel hafta düzeni yapmışsın öyle. Öyle mi? Vallahi bir yaklaş bakayım dur. Hesap tahtasını yapmışız. Anteti koymuşuz. Antet öyle yapma ama. Anteti yanlış yere koymuşsun. Antet hani A4 İşte bu. gibi şeyin dışında tabii. Şimdi katlanıyor ya A4 Hı. ebatında 1 metrede bir katlanacak şekilde. Hani önce A4 kadar katlanır sonra 1 metre 1 metre olarak katlanır. Hı. Yani o yüzden o A4 en başta olur. Yani aynı şu şeyle tapuyu dizdiğin gibi çerçevenin en başına yerleştireceksin. Şuraya alırım o zaman. Şeyin dışında olur o zaten. Senin dışarıdaki çizdiğin büyük çerçevenin dışında olur. Köşeye sıfır yaparsın. Tamam hocam. Çok güzel. Bir dakika, proje hesaplarını yapmışsın. Yeşil alan hesapları. Oo, tamam ya. Hocam yeşil alan hesabında 96 adet ağaç çıktı. İyi, tamam, ne güzel Çok işte. fazla değil mi? Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilemedim. Ya o Arsa alanım büyük. gösterelim de. Ya yeşil olsun ya, zarar gelmez. Sorun değil. Güzel olmuş. Beğendim. Değerli, toplu, düzenli, hoş. Evet, tamam, hesaplara geçebiliriz. Tapuları falan da koymuşsun işte. Aynı bu şekilde uygulama projesi de doğru yapmışsın. Metrekare cetvelimizi yapmışız. Evet hocam, bunu da Tam okuyamıyorum renk seçiminden dolayı ama önemli değil yani, doğrudur. şöyle göstereyim hocam. Onlara yok dediğin yerde yok yok yazan çizgiye atıp da gösterebilirsin yani. Çok mühim bir şey değil yani, böyle de yazabilirsin de yani, en azından çizgi atarsan hani burada olmadan anlaşılır yani. Tamam hocam. Biz de biliyorsun hani yazı en kötü ifade şekli ya, o yüzden. Hı. Devam edelim. Buraya geçiyorum. Hocam bu haftalarda da yani ismimi yazıp geçtim gibi oldu ama Aynen bilerek doğru bilmiyorum. yapmışsın. Aynen. Makbul evrak onlar zaten. Böyle belediyede İşte çok evrak. İzmir Bayraklı falan, onları da yazdım. Aynen böyle olacak. Makbul evrak. Gayet hoş, güzel. Evet. Tamam. Aplikasyonu. Aplikasyon yapmışsın. Aa, çok güzel olmuş ya. Ha, böyle istiyoruz arkadaşlar. Aplikasyon bu şekilde olacak işte. O size verdiğimiz noktaları aynı kendi vaziyetinize oturtun. Çok da güzel olmuş. İşte herkes imzalamış, bak ne güzel. Haritacısı hepsi imzalamış. Çok güzel. Hocam burada bir dosya vardı ama ben onun ne olduğunu hatırlayamadım. Sizin verdiğiniz dosyalardan bu yıkım tatil Tamam, o manasını çarpı bilmedim ama. işaretlerini doldurma zaten. Ada parsel yok çünkü burada, biliyorsun. Bu aynen böyle olacak yani. Doğru. Aynen. Sıkıntı yok. Son olarak da Bu kat şu gibi. projesi. Çok güzel. Kod raporunda da kaçtan aldığını belirtebilirsin. İşte konutlarda 0,50 işte su basman belirlendi. Veya kaçtan giriyorsan artık 0,50'yi geçmiyoruz. Dükkanlarda da 0,30'dan su basman yapılıyor. Tamam, bu evraklar da olmuş. Gayet güzel. Devam edelim. Evet, aplikasyon. Vaziyet. Bu Aplikasyon. aplikasyon hocam. Hocam bunda Evet. şöyle oldu. Aplikasyon Şimdi niye diğer köşeleri çekmiyoruz, görmüyoruz? Mesela C bloğunun öbür kırılma noktalarının tamamını aplike etmen lazım. buralar Bir tamamen mi? köşeden değil. Tabii oralara da atacaksın. Mesela o batı cephesindeki köşe noktasını öbür parselin uç noktasından atacaksın. Hepsi aynı noktada olmaz. Bütün köşelerden. Yani böyle biraz A yumağına dönecek yani o aplikasyon. 3 blok var burada. İster istemez öyle olacak yani. Bütün köşelerden, yapının köşe noktalarında röperler atmanda fayda var ki doğru şekilde aplike edilebilsin. Aplikasyonda şey yazman lazım. Bir yaklaşabilir misin? Kaç tane bağımsız bölüm var ise projenin üstüne kat sayısı, yani işte bodrum, zemin, artıyor 3 normal kat. Altına da şu kadar bağımsız bölüm her blok başında tek tek yazılmalı. Bunu ekleyebilirsin. Buraya açıklama şeklinde falan mı Aynen. Mesela yazdım, orada katta yoksa kaç daire var? katta 2 daire? 2 daire. 8 tane bağımsız bölüm vardır orada, tamam mı? Sen de bunda bodrum olduğu için bodrum artı zemin artı 3 normal kat, Hı. 8 bağımsız bölüm diye yazman lazım. Aynı tiplerde o şekilde, farklarında o şekilde yazmanda fayda var. Bunu böyle yazacağız. Devam edelim. Hocam burada binada zemin oturum planını Ha, çizdim. bu taban şey Taban. aplikasyon taranır isterler, haberin olsun. Taranır yani. Buraya Hexler. çatıyı mı çizmeliydim yoksa zemin Yok yok oturum yok, çatı planı? çizilmez. Aplikasyonda temel olacak yani. Hani adı üstünde Tamam. aplikasyon, çatı ile işimiz yok. Vaziyette çatı var. Tamam O hocam. temeli tarama, yani o şeyi taraman gerekli. Betonarme taraması gibi atma şey. Bu heçe bir gelsene, heç çeşitleri var ya.
Sana hangi H atacağını da söyleyeyim hatta. Bak o üçüncüyü atacaksın işte. Mı? Dördüncü pardon. Söyleyeyim. Aynen onu atacaksın. Bu şekilde. Farklı bir şey de atabilirsin de genelde bu atılır yani. Çok anlamadım hocam. Nereye atacağım onu? Ya turuncuyla binanın sınırı var ya. Binanın içine de H atacaksın. İçine, tamam. Tabii. O bütün binaların içine H atılır. Onu diyorum. Onun dışında yolları yazmışsın. Cadde isimlerini yazdık mı? Vaziyete yazdım hocam. Tamam. Şöyle. Sokakta yazdım. Aplikasyon sahibinden geç onu. Sıkıntı yok. Eline sağlık. Güzel kesitleri koydun. Vaziyete şey koyabilirsin. Vaziyete bir daha bakalım. Bir tane binanın dört cephe görünüşünü aynı kesit koyduğun gibi bütün yönlerine gelecek şekilde koyabilirsin ekstra. Normalde iki kesit Şuraya. yazacaksın ama istersen o tahtayı da dolu göstermek adına öyle bir şey yapabilirsin. Tamam hocam. Kağıt israfı olmasın yani orada görünüşler de olabilir yani. Ha bunun şöyle bir artısı olur. Yani yönetmelik gereği böyle bir şeye gerek yok ama yerin uygulayacak kişi hani binanın yönlerine bakar. Yarın bir gün burada ekspertiz için birileri kredi çekecek olursa binanın cephesine göre hangi daire olduğunu falan rahat bir şekilde vaziyetten okuyabilirler. Bunun gibi artılar olur yani. Ama zorunlu değil. Hocam o zaman şöyle yapayım. Burada bir kesit kalsın. Bir de Hayır sen o buranın kesitler de görünüşünü şöyle vereyim. işte bakış yönüne göre koyacaksın. Onu doğru koydum değil mi? Kesiti kestiğin yöne göre atacaksın. Evet. Kesit çizgilerini görelim vaziyette. O da eksik. Tamam hocam. Nereden kesiyorsan onun paralelini atmam lazım kesitlerin. Öyle hocam. Bu bakış yönü bu taraf. Tamam doğru o zaman. Doğru yerleştirmişsin. Görünüşleri de istersen koy. Şart değil. Tamam hocam. Devam edelim. Hocam burada çatıyı ya da 3 boyuttan sonra mı anlatsam burayı O bilemedim. çatı planından bakarız. Çatı planını aynen dörtte bir oranı küçültüp aşağıda indirebilirsin. Yani mertekleri görmeyeceğiz ama. Bu şekildeyse bu şekildedir. Hocam ben planlarda çatı planını böyle vermedim. Yani direkt 2 metreden kesip gösterdim. Tamam önemli değil. Yok bu şekilde görürsün zaten. Doğru çizmişsin. Tamam hocam. Devam edelim. Sonra buraya kaç araçlık olduğunu yazalım demiştik. Tamam. Yok olmuş. Gayet güzel. Devam edelim. Kaldırımlarda hocam böyle taradım ama bilmiyorum daha fazla detay verebilir miyim 200 ölçekte? Yok ya 200 ölçek zaten. Ne detayı vereceksin lan? Yeter. Yani malzemesini falan yazarsın en fazla. Onu kenara lejant olarak da yazabilirsin. Yani ne tarz bir malzeme düşünüyorsan. Ha bu malzeme yazmanın sana şöyle bir artısı olur sadece. Yarın burayla ilgili 3 boyut çalışması yapar isen finaline şunlarla bununla. Hani orada atacağın malzeme belli olur. Belki biraz malzeme araştırabilirsin artık bu saatten sonra. İşte ağaç koyduk. O ağaçların işte ne tür ağaç olduğunu falan araştırabilirsin. Yani İzmir'de ne tarz ağaç koyabilirsin. Onları kenara lejanta ekleyebilirsin. Böyle Tamam şeyler hocam. gerekir yani bu saatten sonra. Peyzaj tasarımı falan yaparsın. Aydınlatma eklersin istersen. Yani onları falan yaparsın yani. Ama bunlar ekstra. Artık her şey bitti diyorsan o şekilde yüklenebilirsin. Yani render, animasyon ondan sonra. Devam edelim. Bodrum'a geldik. Bodrum. Evet diyoruz. Ölçüleri kapatsam mıydım ki hocam? Yo bakarım ben daha seviyorum böyle karışık planları. Yaklaşalım. Tamam. Hocam şimdi burada su deposu vardı. Bu alanda biraz boştu. Bu dairelere depo alanı verdim. Her Şimdi daire soru şu, için. elektrik panon var mı? Elektrik panom var burada. Tamam. Peki şeyin var mı? Isıtma dairesi yani iklimlendirme. İklimlendirme de var. Tamam. Sığınağın var mı? Sığınağım da var hocam. Sığınak da var. Tamam. Hidrofor gerekecek buraya. Bir tanesini hidrofor yap. Niye hidrofor yapıyoruz? Su şebekesi yukarıya göndermek için gerekli. Musluktan suyun akabilmesi için hidrofor yapman gerekli. Bir, o da hidrofor olacak. Onu eklersin. Onun için ne kadar alan lazım hocam? Hidroforun hesabı var aslında. Da tam hatırlamıyorum şimdi. Tamam ben bakarım o zaman. Tabii bak hidroforun bir hesabı var. Ona göre kaç metre küplük depo kullanacaksan onun içine sığabileceği ölçüleri az çok bellidir. O hesapta yanında da çalışma payı bırakacak şekilde bir oda tasarlayabilirsin de genelde 35-40 metrekare gibi falan oluyor. Tamam hocam. Devam edelim. Bu katlarda bir değişiklik yok dediğim gibi. Buraya Mukulcu geçiyorum. gönderdin değil mi Betül sen bu salon? Gönder. Çok güzel olmuş ya. Tamam planlara bakmıyorum. Çatıya geliyorum hocam.
Bakalım. Çatıda bu alan kapalı, bu alanda yer açık hocam. Çok güzel. Asansör makine dairesini işledim Abi hocam şeye bir burada. girebilir misin ya? Sadece normal kat planında bir tane şey bakmak istiyorum. Onu yaptın mı acaba sen? Bir yapmayan ben miyim acaba? Onu merak ettim de. Bir Neyi hocam? yaklaş şöyle. Istakacıma bir gitsene. Vallahi bir ben yapmamışım ya. Neyi Şu an hocam? kızdım yani. Islakacım teftişlerinde benden yapı denetim seramikleri taramamı istedi. Önceki projemde istememiştik. Bu projemde istedi. Ben de isteniyor diye yaptım zaten hocam. Yok, yani iyi yapmışsın ben söylemeden. Hocam burada asansör makine dairesini işledim. Bu kısımda asansörün olduğu kısım. Üstüne böyle bir şey buldum. Doğru. Aynen böyle bir şey makara sistemi olur. Motorlu makara sistemi. Doğru Şurası yapmışsın. Çok. normal kat kodunda, burası da 1,25 Yüksek o. yukarıda. Oradan bir kaç basamakla da çıkılır oraya hatta. O basamağı çizmemişsin ama. 12 elden Güzel. 12.75'e tırmanarak çıkıyoruz. Ama gemici merdiveni falan da olur yani. Tamam hocam. Onu Şuraya yaparım. yapabiliriz. Aynen ya da normal basamak da yapabilirsin. Sana kalmış yani. Gemici merdiveni daha pratik sanki. Böyle yerlerde olur çünkü. Tamam hocam. Evet, devam ettik. Hocam şimdi havalandırma boşlukları böyle çıktı ama yani burada Doğru. da böyle bir alan oluştu. Aynen böyle. Ama o duvarlar onluk değil, 20'lik olması lazım. Baca duvarları. Öyle Yani mi? şeyde 20'lik çıkar. Onluk değil. Onları 20'lik yap. Tamam hocam. Onun dışında da başka bir sıkıntı yok burada. Görmedim. Hocam burada bir çay ocağı gibi bir şey yapalım demiştik. Evet. Altta mutfaklar burada olunca ben de bacaya olsun diye buraya koydum. Olur. Ya şimdi şöyle bir şey, müstakil baca da yapabilirsin de. Yani eğer zaten aşağıdaki bacanın üstüne çıkıp da böyle bir yer yapıyorsan neden olmasın yani? Hatta sana daha farklı bir şey daha katayım belki cephene de etki eder. Bacadan sonra o ladder'ın taşıyacağı kadar olan kısmı komple şeffaf cam tarzı bir malzeme yapsan çok daha iyi olur. Bir anda açık bir alan olur. Teras kullanılır falan daha böyle canlı bir şey olur diye düşünüyorum. Öyle yap. Şurayı mı? Orası değil öbür tarafını diyorum. Şurayı. Aynen orayı cam yapsan çok daha iyi olur. Tezgahın üstünde de açıklık bırakabilirsin. O da olur. Niye? Tezgahın üstünü açarsan bu sefer direkt hani bar mantığı gibi servis falan yapılabilir belki. Veya direkt o tarafı L köşeden açarsan sağ tarafı direkt oradan bizatihi de geçilebilir. Çünkü servis konusu senin şu anki çözümünde biraz sıkıntılı. Yani Evet orada hocam. hazırlanacak bir daha kapıdan geçecek gidecek falan gerek yok yani. Daha pratik olsun. Yayın gitti. Tamam. Pencereleri pozlarını görmedik. Yani lejanta bakabilir miyim de? Pencereler iki Bir tek mi tane. pencere kaldı sadece? Evet hocam iki tane var. Çünkü şey oldu. Pencerelerle kapılar bitişik olunca bunları kapı olarak verdim. Buradaki gibi. Tamam. Öyle olunca da iki pencere çıktı yani. Buradaki ve buradaki pencere. Geriye kalanlar kapı. Tamam. Devam edelim. Diğer kata geçelim. Kesite geçiyorum hocam. Geçelim. Kesitte ölçüler eksikti. Onları koydum. Yaptın mı? Tekniğine uygun yaptıysan sorun yok. Geçebiliriz. Kesit olmuş. Hiçbir sıkıntı yok. Drenaj detayı yaptın mı? Ona bakalım. Toprak altı. Drenaj kımı Tamam. verdim ama. Onun etrafında bir tık daha büyük kayalardan bir sıra daha yap. Tamam Ondan hocam. sonra oldu. Eline sağlık. Hocam Trotuar yapmamışsın onu gördüm. Trotuar ekleyebilirsin. şu trotuar değil mi hocam? Ya ora trotuar gibi duruyor şu anda. O zaman doğal zemini niye görmüyorum? O zaman doğal zemini işle. Evet hocam onlar eksik. Doğal Ha. zemin yok. Tamam. Hocam balkonda işler Asmolen oluyor yap. diye asmolen yaptım. Tamam olmuş. Devam. Olmuş. Tamam hocam. Eline sağlık. Çok güzel kesin. Cepheler hocam Cephe şimdi. felaket gibi duruyor kesite bakılırsa. O AutoCAD'tekine baksak iyiydi. Ha bu iyi. AutoCAD'i değiştirmedim hocam. Çünkü burayı onayladıktan sonra yaparım diye düşündüm. Geçen hafta hocam bu şekilde düzdü ve teras çatıydı. Eğimli çatı çalışalım demiştiniz. Sence hangisi güzel olmuş? Bu sanırım. Bilmiyorum. Bu daha güzel. Bilmiyorsun ya. İkisine bir bak hangisi güzel olmuş? Teras çatı mı bu mu? Ya hocam şu kısımda
Açıkçası ekstrem değişiklik olmadı ama ya şurası Ya daha yok, iyi oldu. izometrik görünme bir alsana. Bak orada şey var. Ha, iki projeye bak. Hangisi sana daha şey geliyor? Cazip geliyor. Biraz daha açıyı değiştir. Perspektiften bak. İnsan ölçeğinden mesela, ne bileyim yani. Sana hangisi daha uygun geliyorsa onu yap. Ben dedim diye bir şey yapma. Yani bu daha uygun tabii ki hocam. Bu daha az uğraşılmış gibi duruyor. O zaman onu yap. Hı. Yani onun üzerinden git. Anlatabiliyor muyum? Yani onu da uygun şekilde görünüşlerini aktarırsın. Yani bizim buradaki o çatıyı eğimli yapıp uzatma fikrimiz hem denize karşı açılan manzarayı terastan izletme şeyini yakalatmak, hem de orayı bir işte sosyal alan gibi kullanabilmek. Yani asıl amacımız bu. Hı. Yaparken. O yüzden eğik çatı olması da yani ondan dolayı şey yaptım, ama bunun mesela bir yan görünüşe gelebilir miyiz? Yani uç boyuttan. Mesela şu yukarıya çıkan kısmı bir tık daha yukarıya şey yapabilirsin. L dönüyor ya mesela, hafif yırtıyor o teras çatıyı. Mesela nasıl diyeyim? Ha, Şuraya mı? o üzerinde durdu. Orayı biraz daha yukarıya çıkartabilirsin mesela istersen. Yani o da olur yani. Bu da olabilir. Çok sorun değil. Yani o uzattığın yeri asansör makine dairesinin olduğu yere eşitleyecek şekilde bir çerçeve çıkartabilirsin. Cephede farklı bir hareket olur yani. Deneye öyle bir şey de olabilir. Tamam hocam. Deneyelim Sen bunu. cepheyi çalışmışsın. Bundan sonra AutoCAD'e onu aktarmanı istiyorum. Bir de render almanı istiyorum artık yani. Hı. Uçabildiğin kadar uçabilirsin artık. Hocam bu cephe böyle düzdü. Hı. Bununla da böyle şeyler Olmadı. yaptım ama. Ne attın? Onu anlamadım ben. Arada Ya siyah şey. şuradaki malzemeleri taşıdım. Yok İşte yok, orada siyah çizgi. Lamba mı koydun oraya? bunlar evet hocam Yok, optik böyle şeyler olmaz. aydınlatma. Onlar iptal et. O çok kötü Niye olmuş. hocam? Yok yok, hiç iyi değil o. Onda Başka bir model olsa? yok yok yok, onu ya malzeme farkını falan kullanırsın. Aşağıdan yukarıya mesela zeminde bir takım projektör aydınlatmalarla cepheyi aydınlatabilirsin. O olur, ama binanın üstüne böyle şey gibi yapma yani. O bozmuş, onu iptal et. Tamam hocam. Senin dediğin iç mekanda olur. Ama diğer cepheler olmuş. O cephe hariç bir yerler olmuş. Hocam bir de burayı yukarı taşıdım. Tamam, güzel olmuş. O da güzel bir karar olmuş. Evet çatıda Arkada da hocam. hepsi iyi. Oradan da çatı ışığı da alıyorsun. O da Evet gayet. hocam. Tamam. Şuradaki Devam edelim. şeylerin arasından verdim. Devam edelim. Gayet güzel. Arkadaki lambaları sökmeni istiyorum. Onun Tamam yerine hocam. cephede ayrı bir aydınlatma projesi çalışabilirsin. Yani onu da render'da öğrenmiş olursun. İç mekanları mı yaptın bir de? Ya başladım hocam buraya da. Ha, render alacaksın buradan. Render için yapıyorsun. Olur. Hocam şöyle bir hafta düşündüm. Yani tam olarak bu değil ama o yüzden Çok güzel bu tarz bir olmuş. şey Bunu yap. yaptım. Evet, bunu yap. Bunu istiyorum. Tamam hocam. Kendi ödevini kendim verdim. Aynısını istiyorum senden. Tamam hocam. Tamam. Hatta Hocam. ona şey yapıyorsun. Bu projenin bu haftaki versiyonunu da bana e-posta olarak atıp renderların, o güzel renderlarınızı da bekliyorum. Sizi de dünyaya reklam etmek istiyorum. İsmini de Peki hocam. etiketleyerek. Çok güzel çalışmışsın ya Betül. Hakikaten yani. Öyle mi? Hocam hiç çalışamadım aslında. Biliyorsunuz durumları anlatmıştım. 3-4 Ya, gündür ama şu çalışmaya ana kadar başladım. gösterdiklerin çok iyi. Sosyal donatıda ne yaptın bilmiyorum. Ona da bakacağız biraz sonra. Hiçbir şey yapmadım hocam. Olduğu gibi duruyor yani. Neyse. Artık Artık yetiştirmeye çalışacağım bir şekilde hocam. onu yapacaksın. Bir de öbürlerini yapacaksın. Ben de sosyal donatı da bitti zannediyorum. Eğer sosyal donatı şey olmadıysa, bitmediyse sen render falan alma şimdi o zaman. Direkt sosyal donatıya yüklen. Render en sonraki iş. Yani ne Sosyal çıkardıysa. donatının sadece paftalama kısmı kaldı hocam. Ya bir de kesit görünüş tabii. Anladım. Onun için planları okeylemiştik. Uygulamaya geçecektim. Sorun yok o zaman. Yani hepsini halledebilirsin bence. Biraz seni zorlayalım. Umarım hocam. Yetiştirmeye çalışıyorum. Zaten final tarihleri ilan edildi mi size? Hayır hocam. Onu sormak istiyordum ben de. Valla ben de bilmiyorum. Ben de size soruyorum. Biz de Bilmiyorum bilmiyoruz ki. hocam. Açıklanmadı henüz. Şubat hocam yayınlanmış olabilir diye sordum. Hocam bildiğim kadarıyla 2 Şubat'ta bitiyor okul. Ay sınavlar falan. 2 Şubat'ta bitiyor. Yani bugün ayın 12'si. Ya muhtemelen bu ayın sonu gibi sınavımızı yaparız ya herhalde. 20'sinden sonrası için hazırlıklı olun. Her an sizi final yapabiliriz. Bir Hocam gece finalde alırız. canlı mı olacak? Yani anlatacak mıyız?
Biz bunu nasıl dinleyelim ya? Biz de insanız yani. Siz çizerken yoruluyorsunuz, biz dinlemekten ölürüz herhalde. Geçen yıl 5 dakikalık videolar atmıştık. Bu sene de öyle yaparız sanırım. Yok yok, direkt teslim atsanız yeterli. Ben hepsini incelerim zaten. Tek tek inceleyeceğim. Şu an kritikte çok üstünde durmadığım projenin hepinizinkini ezbere biliyorum artık zaten. Ama önemli olan, ben dediğim gibi son bir gün öncesinde, atıyorum 22'sinde jüri varsa 21'inde liste oluşturacağım. Şu kriterlere göre değerlendiriyorum diye. Bakacağım kaçta kaç yapmışsınız. Hemen tik at tik at tik at. Zaten 100 madde yaparsam, ki o kadar yapmama gerek yok çünkü bir de tarihi hatalar bölümü olacak. Oradan 15-20 kıracağım için ortalama bir 50 maddeye göre kıyaslarım muhtemelen. 50 maddeye göre de ne çıkarsa işte. Puanınızı direktmen göreceğiz. Devam edelim. Hocam cephedeki şeyleri İçeride de devam burada ettirdim. da devam ettirmek istedim. Böyle Belki bir olabilir. Yani neden olmasın ki? Ama şu içerideki bozmuş sanki. O değil de öbürü. Kuaf geometrik bir şu sıfır mu? o. Yani o aşağı pek alakasını kuramadım sanki. Hocam bunu hazır kullandım O o yüzden. kitap ya olabilir de ya dediğim gibi render'da bunu işte biraz daha materyal şeyle boyası. Sonuçta bizim doğrudan iç mimarlık asli işimiz değil yani. Üç boyutlu Hocam koridora göster. ışık alamadığım için buradan Yok böyle yük duvar render'da kullanmak istemedim. şey O yüzden yapmadım. de. Ben öyle sanırım. Sadece tasarımdaki dil birliğiyle pek bir bağdaştıramadım açıkçası. O bir problem yani. Yoksa olabilir yani. Sıkıntı değil yani. Şurada da Devam. hocam kitaplık vesaire olacak. Belki o zaman daha ilişkili olur birbiriyle. İçeriği biraz donat bakalım. Bir duvara bir şeyler yap. Ne bileyim yani. Yap bakalım ya. Devam. Güzel gidiyorsun. Hocam mutfak dolabında böyle iki katmanlı tasarım Niye düşündüm öyle yap? ama. Ben Hocam onu bu çok tarz çalışmalar ben gördüm mutfakları. Yani cidden hoş duruyordu. Buralarda da ahşap kullanırsam bir bütünlük sağlarım diye düşündüm. İyi. Yap bakalım. Render'da güzel Şimdi olur tam umarım. ne güzelse devam et bakalım. Bir üç boyuttan inceleriz onu. Şimdi iç mekan detay şeyine odaklayamadım kendimi çok fazla. Onu ayrıca incelemek lazım. Biz asıl mimariye bir devam edelim. Onu ayrıca paltolandırırsan konuşuruz üzerinde. Şimdi ne malzeme yaptığını bilmiyorum. Yani malzeme o işe elverişli mi? İşte montajı nasıl, tekniği nasıl? Onları hep konuşmamız gerekli. Ayrıca da şu an dersimiz onunla alakalı olmadığı için onun üzerine çok durmuyor. Bu senin biraz daha şey kısmın. Hani artistik kısım. Tamam mı? Olsa da olur, olmasa da olur. Tamam hocam. Biz AutoCAD'e bir daha dönelim. Dönelim hocam. Görünüşlere gelelim. Görünüşleri dediğim gibi düzeltmedim. Onları düzeltmeni istiyorum. Detaylara da eklemedim. Yani bu Detaylar. kadar bu hafta çalıştıklarım Tamam, hocam. bence bu kadar yeterli. Diğerleri olmuş yani. Sorun yok. Eline sağlık. Tamam hocam. Hocam bu arada ben bunları direkt fotoğraf olarak attım. Doğru Fotoğraf hallerini de da. dosyaya koyacağım. Böyle olacak zaten. Aynen. Böyle Başka olacak. türlü bir atma şekli denedim. Orada dosyam gidecek diye çok korktum hocam. Bayağı kastı. O Evet. yüzden normal bu şekilde verdim. Yani doğru yapmışsın. Tamam hocam. Çok. Tamam. Başka arkadaşa geçelim. Teşekkür ederiz Betül. Ben teşekkür ederim hocam. Ben seçip siz mi gelirsiniz? Ben rastgele seçtim ama anlatmak isteyen varsa o anlatsın. Yoksa ben de seçebilirim. Arif'e sen anlatır mısın? Olur hocam anlatayım. Tamam. Paylaş. Hocam ben şey söylemek istiyorum. Buket bana mesaj attı da anneannesini hastaneye kaldırmışlar. O onun yanındaymış. Eğer hastaneden çıkarılırsa ben hocaya mail atarım akşam dedi. Haber vermemi istedi size onu söyleyeyim dedim. Oldu. Tamam. Problem değil Eda. Sıkıntı. Geçmiş olsun. Evet. Hocam konutta bir sıkıntımız yok da siz bakmak Biliyorum. isterseniz tekrardan Yok, planlar bakmaya göstereyim gerek size. yok. Bakmaya gerek yok da zemin kat planına bakıp bodrum kattaki o sadeliği görünce Oranın ölçüsünü falan atmadım ya daha ondan. onlara atarsan, akslara atarsan yine aynı şekilde akslara atmışsın da işte ölçülendirmesini, iç dış, metrekareler, mahal isimleri bunları yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz bu son kritik. Bundan sonra siz kendi başınızasınız. Hocam Lejantlara bir de benim %30 hesabı yapıyorduk ya benim o %30 hesabı tutmadı. yani yok, %30 hesabı ben zorunlu tutmadım ki. %30 hesabı şöyle bir Hı şey.
Bak biz ne dedik size? İmar yönetmeliğindeki gibi KAKS taks hesabının benzerini yapıyoruz. Birebir aynısını yapmıyoruz. Niye? Çünkü size biz bir emsal oranı vermedik ki. Size biz kat sınırı koyduk. TAKS'ta da parselleri siz belirliyorsunuz. Parselin %40'ını geçmeyeceksiniz. Katta da 6 katı geçmeyeceksiniz. Onun dışında KAKS'ta özgürsünüz dedik. Sen taksını tutuyor mu onu kontrol et. KAKS'tan yana sorunun yok senin. Yok onlar tamam yani. Yani o Hesapları. %40'ı hiç uğraşma. Tamam o zaman. Onun haricinde bir sıkıntım yok konutta. Tamam. Kesitlerine Bir tek bakalım. görünüşleri gösterecektim. Aynen ona bakalım. Aynen. Hatta 3 boyuttan göstereyim bir dakika. Bu DDG'den bir bakayım da ben ne işledik, ne yaptık. Şöyle. Yapmışız. Üstte teras çatı vardı. Şurada gölgelikler var. Örtü. Burada da taşıyıcı vardı. İkisini birleştirdim. Bu Üst örtüyü tarafı hem düz örtüteceğim. çıkarttığın yeri de eğimli bitirsen çok daha iyi durabilirim. Neyi eğimde Eğimli bitirsem? çatı var ya, o eğimli çatının hizasında asansör kulesini yükseltsen daha uygun bence. Ya da biraz daha artistik bir şekilde mesela dümdüz olmasa o. Yani ters tarafa Kafayı doğru bir kaldıracağız eğim şöyle. verebilirsin veya ona eğim ver. Aynen öyle bir eğim verebilir ya da tersine eğim verebilirsin. Biraz sivriltebilirsin. Uçan kaçan bir şey olabilir. Aynen yani onu biraz daha çalış. Düz bitmesi 3 boyutta da hiç iyi durmamış. Ama bu hareket aynen yani bir çalış yani. Dediğim 3 boyutta da bir çalış. Hangisi gözüne iyi geliyorsa o şekilde aksettir. Onun dışında bir sorun yok. Kodlarını falan vermen lazım. Bunları bir daha söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Benzer Göstereyim. şekilde diğer Ha, görünüşlerde buna göstereyim. göre uydurabilirsin. Buyurun hocam. Diğer görünüşleri de o yaptığın son şekle göre uydurabilirsin dedim. Kodları, katları, ondan sonra onları işlemen gerekli. Çatının eğimini göstermen, eğim yönünü göstermen gerekli. Bunun gibi Hocam ayrı. önce görünüşü göstereyim de dedim. Kaç haftadır Güzel uğraşıyorsam olmuş. göstereyim ama sonra. Çok güzel olmuş. Genel hatlarına güzel. Üç boyuttan bir bakabilir miyim? Göstereyim. Çevireyim mi başka? İşte dediğim gibi o yukarıdaki asansör kulesinin düz bitmesi biraz işi şey yapmış sanki. Bozmuş gibi Olmazsa olmuş. şu üstteki eğimi şey yapayım, arkadakine eğimli yapayım. Arkadakini tabii canım onu diyorum zaten aynı. Biraz da cephe renklerini falan malzemelerle bir şeyler zenginleştirirsen Malzeme de yapması. iyi olur. Bu da Yani arka. şey havası olmuş. Özellikle o yatay korkulukları attıktan sonra ve bütün binanın etrafına genel olarak dolaşınca şey gibi olmuş yani hani çelik kolonların da inmesiyle birlikte çelik kolon herhalde bunlar. Biraz şey olmuş. Nasıl söyleyeyim böyle hapishanevi bir hava katmış. O iyi olmamış yani. Bu Tamam. yüzden orayı biraz arka tarafta canlı, insana yakın gelebilecek renklerle yani nedir? Mesela insanın bünyesini anlatabilecek uyumlu malzemelerle zenginleştirebiliriz. Atıyorum ahşap olabilir. Veya bir takım işte canlı renkler kullanabilirsin belli yerlerde yani arka taraftaki o şeyi kırmak adına. Yani renk seçimleri senin binanda çok önemli. Yani renklere doğru seçersen senin projenin daha da güzel gösterir. Yapmazsan da ortalama bir proje yapar. Ama işliyor proje planı. Sıkıntı değil yani. O yüzden güzel bir renk çalışmanı istiyorum bir de senden. Tamam. Araştırayım olmazsa. Asansör kulesi çok büyük geldi. Onu da bir daha bir gözden geçir. Başka bir işlevi yoksa o kadar büyütmene gerek yoktu. Neredeyse iki kat Hocam yüksekliğinde şimdi şurada teras çatı olunca mecbur teras çatıya da asansör çıkacak. Bir kat daha makine asansör dairesi. oraya çıkmasın. Zorunlu değil ki terasa çıkmasın asansör. Hocam ben size sormuştum evet çıkacak demiştiniz. Merdiven çıkacak demişim de asansör demiştim de değil mi? Yok Bilmiyorum. asansör çıkacak mı dedim mi? Evet demiştiniz. O yüzden o kadar büyük çıktı zaten. Dağılımımıza gelmiş demek ki. Yani normalde asansör çıkartmanıza gerek yok. Merdiven çıkar ama. Niye? Terastakiler yangın durumlarında aşağıya bir şekilde tahliye olması gerekli. Asansör olmaz. Ama şey Tamam olur. zaten onu azaltırsan şuradan gözükmez bu. Bir dene işte. Yani dediğim gibi oradaki o etkiyi düzeltebilirsen sorun yok yani. Asansör oraya çıkartmana çok gerek yok diye düşünüyorum. Ha olmasının hatası yok. Ama olmamasının da artısı çok. Ya niye? Tamam. Maliyet ya. Asansör çok pahalı yani. Bu inşaatta hele yani en az 100 bin lira falan isterler yani asansörünü yapmaya. En az.
Neredeyse bir daire senin asansöre gidecek yani. Düşünsene. Sen çift asansör yapmadın. Çift asansör yapsan ne yapalım yani? O yüzden asansör maliyetli bir kalem yani. Devam edelim. Harika. Güzel. Sosyal adapteye geçelim. Konutta söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa geçeyim sosyal Detay var adapteye. mı? Detay. Şey mi, Ha. sistem Detayları kesitini mi soruyorsunuz? işleyebilirsin. Onları yaparsın artık. Ya da yaptığın kadar değerlendiririz. Yine benzer şekilde evet. Burası ne? Sosyal donatı. Restoran yapıyorduk herhalde. Evet, restoran yapıyordum. Kısaca anlatayım ben planı. Hemen işleyişin o zaman. Burası teslim alma bölümü. Restoranlarda teslim alma bölümü oluyormuş. Burada ofis var. Bu teslim almadan sorumlu bölüm. Buradan normalde hani personeller depolarla direkt bağlantı sağlamıyormuş. Koltuk altı deposu diyorlarmış. Hani o günkü malzemeleri bir depoya taşıyorlarmış. Ona da hazırlık deposu dedim. Burada hazırlık bölümü, pastane, soğuk mutfak. Bu da mutfakların bölümleri. Personel Onun için harici... bir oda yaptın mı? Yıkama, duş, lavabo, Evet. WC. Şey mi soruyorsunuz? Personel Sadece... için bir birimi vesairesi, mescidi yapmışsın. Lavabo, WC. WC'lerin bir tanesi de duş da yapabilirsin istersen. Personel için mi? Personel için aynı. Sadece personel için. Yani Tamam. olursa şart değil. Ama olursa iyi olur Şurada yani sana. temizlik deposu gibi bir yer vardı. Orayı bozarım Temizlik da. deposu da olsun. Tamam. Yani ikisi de olsun. Eğer oluyorsa dediğim gibi yani hani yoksa plan oturmuş gibi duruyor. Bozma. Tamam. Olması artı sağlar yani. Tamam devam edelim. Kaç kişiye hitap ediyor bu restoran? Kişi sayısını restoranda oturma birimlerinin üzerine yazabilirsin. Aynı Tamam. metrekarenin yanında şu kadar kişilik restoran gibi falan. Aynı otopark hesabı gibi şu kadar kişi oturuyor şeklinde Tamam, yazayım. yazabilirsin. Bunun dışında da aynı mimari teknik detayları yapıyoruz. Devam ettik. Onun haricinde mutfaktaki personeller için burayı açtım. Burada aşçıbaşı ofisi, işte Burası tek idari katlı ofis buraya. Buyurun hocam. Burası tek katlı mı? Hocam üst katına da şey çözüyorum. Restoran değil ama kafe gibi çözüyorum. Şu şekilde göstereyim. Şematik kesitini yaptım. Kesit almadım da. Üst Şu kata ne şekilde var? burası restoran, üstü kafe. Tamam, kapıya nereden çıkıyorum Şimdi kenarda bir şey var. ben? Göremedim ben planın çıkış merdivenini. Şey mi soruyorsunuz? Arkadakinden çıkmıyor. Restoranla bağlantısı mı soruyorsunuz? Tabii, kafe restoran bağlantısı yok mu? Şurada var bir tane. Bir tanesini bağlantılı yapacağım. Kafenin Otoparkın sadece diğerini bağlantısız içinden yapacağım. mi geçirteceksin şeyleri? Orası olmaz. Dışarıya bir merdiven ister o. Şurada da var merdiven. Buradan da üstteki kafeye çıkacak. Nerede ki? Hani o dışarı Şurada. merdiven mi orası? Çıkış Evet, yönünü merdiven. çiziyoruz merdivenlerde. Çıkış Tamam. yönü, merdiven numaraları, formülü bunlar yazılır. İkincisi iz Ama düşümü orası şey gibi biraz varsa kamusal, hani amfiler falan oluyor ya, biraz onun gibi yapmıştım ben üç orayı. önemli değil. Çıkış yönleri merdiven olarak geçecekse eğer o projede çıkış yönlerini görmemiz gerekli. Ve numaralarını ve formülünü. İsterse peyzaj merdiven olsun. Hepsinde gerekli. Ayrıca şöyle bir şey daha önerebilirim. Aynı Eda'yı öğrendiğim o meşhur merdiven gibi önerdiğim. Bu güzel böyle şekilli bir merdiven restoranın içinde çözerek de kafeye ulaştırabilirsin. Mesela şu bir kaydırsan aşağıya doğru. Bak Şuraya. o tarafta aynı güzel bir spiral merdiven neden olmasın dedirtirebilir. Onu da bir de üç boyutta güzel Evet, işleyebilirsin. tam tanımlayamamıştım zaten. Oraya koyarım, biraz Spiral tanımlandırırız. merdiven yapıp tam ortadan hop çıkar. Müthiş de olur yani. Tamam. Engel rampasının eğimini yazıyoruz. Çıkış yönünü göstermişsin. Gayet Evet güzel. hocam, artık teknik detaylar biraz eksik. Aynen onları yapıyoruz işte. Teknik detaylar aynı şeyler tekrar tekrar söyleyeyim. Onun haricinde hocam bir kesitin yerini sorayım. Birincisini buradan. İkinci sırada istediğim bir yerden geçirebilirsin. Bence tam ortadan geçir. Kendini çok uğraştırma o konuda. Şu kesiti mi? İkinci kesitlerin biri merdivenden geçsin, öbürünü de nereden geçir? Dikey kesit tam merdivende şeyin ortasından geçir. Asansörün. Dikey kesit, yatay kesit kalsın. Ama yok yatay kesit bir şey göstermiyor ki ya. Evet, şu şeye geliyor, Hiç çok dolgu saçma geliyor. bir kesit olur o. Onu sen ne yap biliyor musun? Ortaya spiral merdiven alacaksan yatay kesit tam binayı ortalayacak şekilde al. Spiral merdiveni kes.
Öbür ikinci dikey kesitte istediğin yerden geçir. Sana bırakıyorum. Tamam. En kolay sana ne gelirse Şunu oradan. spiral merdivenden geçireyim şöyle. Tamam, o aynı. Onu oradan geçirirsin. Öbürlerini istediğin yerden geçirebilirsin. Sorun olmaz. Ama bu tam yani teknik açıdan biraz zayıf. Onu geçirebilir misin bilmiyorum. De güzel ya, mekanları tam oturtmuşsun. Yani hakikaten restoran olmuş yani. Biraz hızlı gitmen lazım. 3 boyutlu render önceleme. Hani onlar sonraki iş. Önce teknik detaylarını bir tamamla. Konut olmuş. Burada da tasarımı oturtmuşsun. Teknik detaylarını da yaparsın. Tamam. Hocam bir de bir şey soracaktım. Bu istenenlerde vaziyette 500 ölçekten hani zemin katların şeyleri var ya, planları isteniyor ya. Bunda Evet. şey yazmışlar, açık kapalı tüm mekanların iç çözümleri. Onların Ya hepsini şu şu çözecek miyiz? aynı bize de getirdiğiniz gibi ya. Hani bu kadar detaylı yapmanıza gerek yok. Hani noktalı şekilde göstermeniz bile kafi yani. Hepsini çözmeyin ama bir daha girişlerini görelim. Kabaca ne olduğunu bilelim yeter yani. İçine kapı mapı bile çizmenize gerek yok. O 1 bölü 500'deki o kısımda. Bizim asıl sizin seçtiğiniz bu uygulamaya yapacağınız sosyal donatı ve konutun her şeyini istiyoruz. O zemindeki 1 bölü 5'e çok takılmayın. Yani ilkokulu falan da yapmaya gerek var mı? Ya kabaca yaparsın. Ya zaten inceleyemeyiz o kadarını. Sen şey yapma. Ama kabaca nereye ne koyacağını bilelim. Binanın girişini görelim. Zaten zemin kat yani. Her Tamam. türlü çözüm. Tek çizgi zaten 500 ölçekli. Hepsi tek çizgi olacak zaten. Hayır, tek çizgi. Onu diyorum. Yani duvar numara atmana bile gerek yok. Gerek. Tamam. Tamam, devam edelim. Başka burada göstereceğim bir şey var mı? Yok hocam, başka soracağım bir şey değil. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Evet. Arife'den sonra kim? Hocam ben gelebilir miyim? Gel Fatma. Hocam ben ilk önce spor salonunu göstereceğim size. Tamam, spor salonu. Evet. Spor salonu seçmişsin. Şimdi Evet. teknik açıdaki detayları, eksiklikleri söyleyeyim mi? Yoksa Hocam sen biliyorum. bana kapatır mısın? Ne Yani hocam? mesela girişteki engel rampasının eğimi, yön, çıkış yönü, işte ne bileyim, su basman kodlarını falan vermişsin gerçi de. Rüzgarlı mahalli, metrekare mahallelerde onları yazman. Yine Hocam bununla beraber iç ölçü, dış ölçü. Bunları söylememe gerek yok. Az çok kapatırsın. onları yetiştiremedim zaten, o yüzden biraz sıkıntı oldu. Tamam. Tamam, sorun yok. Engelli tuvaletini doğru çözmüşsün. Teşekkür ediyorum. Güzel. Ortaya alman ve dışarı açman güzel olmuş. Hocam. Asansör ifadesi çizmişsin. Asansörün üstünde asansörü yaz, ölçülerini en boy şeklinde verip taşıyabileceği ağırlığı takribi olarak kişi sayısıyla birlikte yazabilirsin. Bunu da unutma. Onun dışında çözümünde bir sıkıntı yoktu. Ben bunu hatırlıyorum ya. Hocam ben Bir alt katı soyunma göstereyim. odasını ekle demiştik sadece. Onu ne yaptın? Hocam onu göstermek istiyorum ben de size. Hocam o büyütmedim ben, hani ne şey demiştik, hani revir Temiz kaydıralım şey var, aşağıya. muhabbeti var orada. Hocam revir kaydıralım falan demiştik. Ben onu deneyeyim dedim bu hafta bir. Şimdi içeriye girdim burada. Senaryoyu açalım. Önce elim yüzümü yıkıyorum. Neyse, üstümü değiştiriyorum. Sonra Değiştiriyorum. buradan havuza geçiyorum. Hocam şuradan geçiyorum omuza da. Tamam. Şuradan Şimdi hocam. bak, Şu şey ne biliyor ağacın. musun? Aslında şöyle bir şeydi. Senin o teknik oda yaptığın yer var ya. Evet. Hani bunun gerçi öbür tarafta nasıl yaparsın bilmiyorum. Şimdi bu havuzlarda işte otele falan gittiysen ya da herhangi bir şekilde gördüysen tamam, önce bir duş alınıp da giriyor. Bu da olabilir de en azından şu kapının önüne bir tane ayakları da bir solüsyona batırırsın mesela, hani şey olmaması için. Yani oraya bir tane küçük bir şey yapılır. Nasıl diyeyim? Düşük döşeme yapılır. Oraya da içine kimyasal solüsyon konur. İnsanlar hani üstünü çıkarttıkları zaman hani oradan o solüsyona basarak havuzdaki temiz alana geçerler. Normalde bu aslında soyunma odasının içinde olmaz, dışında olur da senin bu konudaki yani yer sıkıntın olduğu için diyorum ben. Çünkü hatırladığım kadarıyla orada ciddi bir taşıyıcı ile ilgili de problemin vardı havuzla ilgili. Bundan ötürü dışarıda çözemiyorsan içeride en azından o kapının önüne öyle bir detay çözebilirsin. Şuraya. Aynen. Yani yoksa o dışarıda normal çözülmesi lazım. Öbür tarafta taşıyıcıdaki o kafesleri ve şeyleri, uzay kafesi çözmen gerekecek. Uğraştırmak istemiyorum seni. Zaten zamanlar. Hocam ben onu yaptım, size göstereyim mi? Ona bakacağım. Önce bir şuraya bak. Bura olmuş ama genel hatlarıyla. Havuzu çizmişsin. Denge havuzunu yapmışsın. Tamam. Hocam üst katımız aynı zaten. Tamam. Onda problem yok. Onu tamam demiştim zaten. Problem yok. Tamam, olmuş bu. Bunun kesiti, görünüşünü bakarız. 3 boyut yaptın mı sen bununla ilgili? Hocam çatısını yaptım, 3 boyutunu geldim şu Tamam. anda. Bakalım. Hocam şöyle bir çatı yaptım ben. Evet, bu tarz bir şey olacak zaten aşağı yukarı. Hocam böyle yapabildim hani. Doğru mu Doğru. peki? Üstten bir görünüşüne gel.
Şöyle. Üstten mi? Üstten üstten aynen. Plan ölçeğini çekeceksin ya bunları iz düşüm olarak. Hocam onu da çektim ben. Tamam. Onu üstüne oturtacaksın işte. Tamam. O planı buradan tam paralel projeksiyonda alıyorsun ama onu düşüm unutma. Olacağım. Şöyle doğru mu? Hatalı. Bunu aldım. Sıkı çapa gel. Hatalı olduğu yeri söyleyeceğim sana. İşte perspektif katmışsın. Hocam, kameraya gelsene orada. VM var ya. Bak yukarıdan görünüşe gel. Üstten bir bak önce. Oradan paralel. Tamam bu şekilde. Şimdi paralel yap. Bunu. Şimdi bak. Eğer öyle çıkıyorsa doğrudur. Ben sanki orada perspektif giriyor gibi gördüm de. Yok hocam paralel aldım. Eminim yani. Tamam doğru o zaman. Sorun yok. Tamam doğru yapmışsın. O şekilde gözüküyorsa. Ama onu noktalı olarak çizmen gerekiyor. Haberin olsun. Yukarıdan izleyişim olarak inecek ya. Tamam. Böyle yaparsın. Tamam devam edelim. Konutta ne yaptık? Bana konutu da biliyorsun. Kesitlerimi aldım hocam onda sadece. Hocam bir de çatı planı yaptım. Çatı çok kötü olmuş. O çatı olmamış. Hocam. %60-70 eğimli bir şey olmuş herhalde. Hocam %30 aldım ama böyle bir şey oldu. Ben anlamadım neden bu kadar yüksek oldu. Eğim yanlış yapıyorsun. O çok küçük bir şey olur. O kadar büyük olmaz. Tekrar... Maksimum 2 metre yani. Hani %33 eğimli yapıyorsan 2 metre aynı. Maksimum 2 metre yani. Mahya noktası yani. Çatın üst kotundan. Sen resmen 2-3 kat daha çıkmışsın yani. Hani göz ölçeğinden fark edersin. Orada çatıda bir hatam var. Onu tekrardan hesaplamam lazım. Tabii. Aynen. Çatıyı yeniden revizit. O hatalı olur. Onun dışında olmuş. Onun dışında böyle yaptım hocam. Hocam peki çatıya çıkarıyoruz değil mi insanları? Hani ben merdiveni oradan çıkartıyoruz. Yalnız çatıda şöyle bir durum var. Oradaki merdiven evi normalde bir kule gibi çıkar. Bu şekilde o açıktan olmaz. Yani sen şuradaki merdiveni tutan perdeyi uzatacaksın. Kapının üstünde de bir kiriş yapıp böyle aşağıya asansörü de kapatacak şekilde bağlayacaksın. O asansör kuyusunun üstü asansör makina dairesi olacak. Öyle olacak yani. Peki hocam. Tamam. Ondan sonra mertekleri aşığı falan işleyebilirsin. 1/50'de. Hocam onun şöyle kestini daha alamadım. Hocam ha, şöyle kestini de alman gerekir işte. O öyle olur. Doğru. Bu. Aynen. Çatıyı düzlüğü tekrardan ele alacağım. Aynen. Çatıyı baştan çözmen senin için daha doğru. Planları nasıl yaptık? Onlar hocam, tamam mı? Onlar tamamdır hocam. Onlara sıkıntı yok. Sadece bodrum katım yok hocam. Onu tekrar sığınaklarım. Tamam. Katı aynı şekilde yapabiliriz. Kesitlerimizi aldık. Görünüşleri yapalım. 13 boyuttan almayı düşünüyorum. Tamam. Yani 3 boyuttan alıp konutlandırmasını falan yaparsın. Yan yana dizip detayları da eklediğin zaman olur. Ama şöyle yapalım. Hani projedeki o öncelikle konutu öncele. Spor salonu zaten bitme aşamasında senin. 3 boyut render senden özellikle istemiyorum. Yani hani şu an için istemiyorum en azından. Projedeki her şeyi içine sindirip tamamlarsan konut olsun, şey olsun. O zaman her türlü şey serbest. 3 boyut, teknik her şey serbest yani. Tamam? Hocam bir şey sorabilir miyim size? Hocam şey demiş, öğretim haftaya cuma günü bitiyor ama bu son kritik diyorsunuz. Efendim? Hocam hani diyoruz ya bu son kritik diye. Evet. Ama öğretim haftaya bitiyor. Haftaya mı bitiyor? Haftaya cuma bitiyor. 22 Ocak'ta bitiyor hocam. Aynen hocam ben de öyle biliyorum. Ben de onu evet, merak ediyorum. Evet hocam öyle o şekilde 22 Ocak. 22 Ocak'ta mı bitiyormuş? Hı-hı. Bilmiyorum ben. Neyse o zaman haftaya da bir kritik daha olur işte. Benim anlatacaklarım kadar. Ben şu an 13. haftadayız diyebiliyorum. Yani bu hafta 14. hafta diyebiliyorum daha doğrusu. Sonraki hafta finalden bir hafta önceki haftan olmuyor mu? Gelecek hafta. Hocam akademik takvimde öyle yazıyor. Hani ben de hani yok doğru. Şey ya devam ediyor zaten de dersler bitiyor diyebiliyorum ben. Hani şöyle ben size finalden önce bir hafta tatil etmiyorlar mı zaten? Yapmıyorlar hocam öyle bir şey yok bizde. Ha öyle mi? O zaman haftaya da ders var demektir. Biliyorum ben bir hocalarla konuşayım da. Olursa haber ederim zaten size. Sıkıntı değil. Tamam. Hocam yapacak bir kadar. Tamam. Teşekkür ederiz. Hocam ben gelebilir miyim? Tabii gelebilirsin Beyza. Evet. Senden ne istedik, ne yaptın? Sonuç ne? Kestir bir arada düzelttim. Kestir bir tane zaten çıtı yaptım. Şöyle. Biraz
adeti çözmeye çalıştım. Daha sonra hocam görünüşleri üç boyutta göstereceğim. Şöyle bir çatı çizdim hocam. Bakalım. Çatıyı güzel çizmişsin. Teşekkür ederim hocam. Daha sonra hocam çatının kesitleriyle bayağı bir uğraştım bu hafta, şöyle göstereyim. Doğru mu tam bilmiyorum ama yani yapmaya çalıştım bir şekilde. Dertekler at, devam et. Bir yere kadar gitsin. Şurada şöyle diğer kesitimde. Hocam cephede de göstereyim. İki türlü denemiştim ben. Tamam. Hocam hani saçaklı mı olsun yoksa içten mi olsun diye kararsız kalmıştım. Evet. Şöyle gizli olunca böyle gözüküyor. Saçaklı olunca da şöyle gözüküyor. Bir daha bakayım. Farkını göremedim bir saniye. Gizli yap. Böyle de gizli. Gizli olunca böyle stüdyomuz gözüküyor. Öbürü nasıldı? Aynı açıdan kıyaslama imkanı daha rahat. Şöyle. Tamam, şimdi gördüm. Yani bilmiyorum ya, sen nasıl iyi bulacaksın onu yap yani. Bunu daha çok beğendim hocam. Daha böyle dolu dolu gözüküyor. Şahsen benim de hoşuma bu gitti. Çünkü niye? Ya gizli çatı olmuyor ya. O evet. Saplam bulunduğu modernize halini yansıtmıyor. Evet hocam. Biraz daha boş duruyor yani. Daha hoş. Bu iyi değil. Öbürü daha iyi. Tamam hocam. Bunu yapsam o şekilde. Zaten çizimde de böyle saçaklı halini yapmıştım. Aynen. Onu da denemek için yaptım sadece. Sen de güzel bir tane, iki üç tane artistik render, bir iki tane boyalı plan. Gerçi planlarını ben uygulamadan alırım. Seni de paylaşacağım. Tamam hocam. Renderlarını bekliyorum mail olarak. Tamam. Yani çimin üstüne de şöyle güzel bir zeminin üzerine inşa edersen daha da iyi olur. Yani render alırsan daha da iyi olur. Evet evet hocam, işleyeceğim bu hafta biraz daha hani içerisinde. Bana mutlaka gönder, bekliyorum, paylaşacağım. Tamam hocam. Instagram'da projede paylaşmıyorum, takipçilerim özlemiştir beni. Tamam hocam. Hocam kütüphaneme geleyim. Kütüphanenin ortasında hocam şöyle bir şey yapmıştım ben. Dikdörtgen yapmıştım. Yuvarlak yaptım biraz daha. Uygulamaya geçmiştim. Efendim? Hatta onu beraber konuşmuştuk değil mi sen? Evet hocam, evet konuşmuştuk. Aynen. Yalnız oradaki sıkıntı ne biliyor musun? Sadece bir yaklaşsana. Ya sıkıntı değil de bir yaklaş. O içerideki şey çok yakın. Bir tık daha yani ağacı sıkmasak mı? Hocam yani şöyle kesitte göstereyim mi? İçerideki daha atıp da içeridekinin en içtekini silsen mi acaba? Hocam şöyle kesitte göstereyim. Şöyle duruyor. Aa, ne kadar güzel. Ama üstünü niye kapattın sen onu? Öldürdün o ağacı. Üstünü kapatmadım hocam. Orada galeri boşluğu var aslında. İşte. Çatıyı. Arkadan hocam döşeme gözüküyor. Yani... Ama kesit gibi çizmişsin onu. Öyle yapma onu. Orayı sen ne yapıyor musun? Bir yukarıya üst kata git. Bak orayı orada kopartıp orayı nasıl yapabilirsin? Yani açman lazım. Yırtacaksın orayı. Ya yükseltip cam yapacaksın. Ya da bunu suni bitki olarak yap. Canlı bitki yapma. O zaman yapmana gerek kalmaz. Ha tamam hocam. Yani imitasyon bir bitki olarak yazarsın, tamam mı? Hı, tamam. Onun üstüne belirt ama. Belirtmezsen hocalar onu canlı bitki zanneder. Evet, altından sunmaz. Tamam. Buraları hocam biraz daha 3 boyutta yeşillik falan atarım, şöyle oturup hani burada kitap okuyan insanlar falan yapmayı düşünüyorum. Olur. O özellikle dediğim notu belirt, yoksa ben de öyle hatırlarım. Yani düşük olur. Tamam hocam. Orayı düzelt. Tamam, devam edelim. Hocam uygulamaya geçmiştim. Ölçülerini attım. Pencerelerin isimlerini, kapıların isimlerini verdim. Sıva, yalıtım attım. Tamam. Bu şekilde. Tamam. Konut uygulamasıyla bir kıyasla eksiği var mı sana göre? Yani bana sıkıntı gerek yok. Konut uygulamasına göre şeyine bir bak. Eksiği varsa o eksiklerini tamam. Kapatırsın. Yan yana diziyorsun kaç katlıysa. Ona göre kesitli görünüşünü yan yana aynı paftalama mantığında yapıyorsun. Tamam. Sonra hangi pencere detaylarına, hangi kapı detaylarına, hangi işte cephe sistemitesi de vesaire neyse onu da sonuna ekliyorsun. Sonra ben de sana
geçiş biletini veriyorum. 6. projede yine elimdesin yani. Tamam. 6. projeye ben gideceğim muhtemelen herhalde gelecek dönem. Ha, değişmeyecek mi? Normalde değiş. Yani benden kurtuluyorsun. Başka projeye düşeceksin muhtemelen. Ama 3002'ye de ben gireceğim. Anladım hocam. Yani görüntü olsun. Hocam bu da birinci katım, bu da zaten hemen hemen aynı. Sadece şurada bireysel çalışma alanlarım vardı zaten. Bunu konuşmuştuk. Çocuğumda bir sıkıntı yok. Sen artık bundan sonra dediğim gibi az düşünüp çok çizme evresine geçtin. Çizeceksin artık. Evet. Tasarım durum hatan yok yani. Çiz. Şöyle de kestimi göstereyim. Hocam işte bunun sadece görünüşü kaldı. Yani kestlerini de çizdim. Görünüşünü de 3 boyutta biraz daha çalışmayı düşünüyorum. Tamam, yapılacaklar belli o zaman. Görünüşe yükleneceğiz. 3 boyut yapacağız. 3 boyut da yapmışsın da hani. Evet. İşte onları artık yani final ya. Artık siz de yani tarif etmemize gerek yok. Yani eksikleri biliyorsunuz. Olması gereken olmuştur. Olmadıysa bu saatten sonra da olmaz zaten. O yüzden olması gerektiği şeklin neyse ona uygun olarak sonuna kadar gidin. Bize ne getirirseniz oradan inceleriz. Yani tasarım olarak kritik vermek istemiyorum çünkü bitmiş zaten. Tamam hocam. Artık uygulama üzerinden konuşalım. 3 boyut getirin, onu konuşalım. Tamam. Renk için konuşalım. Her şeyi konuşuruz yani ama tasarım konuşmayalım. O iş geçti artık. Evet hocam. Bu şekilde hocam, kesilerim de böyleydi. Yani bu hafta bunları yaptım. Bence gayet güzel olmuş. Teşekkür ederim. Işte. Tamam. Teşekkür ederim. Başka bir şey yoksa. Başka bir şey yok. Çıkıyorum. Yapacağın şeyleri biliyorsun. Devam. Tamam hocam. Teşekkürler. Kimdeyiz? Biz kararlaştırın. Ben bir kahve alıp geliyorum. Kimsin? Ben mi seçeyim? Ben çıkabilirim hocam. Olur Zeynep. Sen hemen hazırla. Ben hemen geliyorum. Ekran geldi mi? Geldi. Geldi mi? Dur. Evet. Oo, bir dakika dur. Zeynep, ayarlayacaksın mısın ya? Yoğunmuş. Sağ olun. Haftalamasına da geçmişsin. De şu boş yerleri tam anlamadım. Birinci boş yer ne? Burası aslında yok hocam ya. Ben öyle geldi. Yapmıştım. Tabii biraz kısıyor. Benim işte şurada bir eksiğim var. Fark ettim ki şuraya vaziyet eklenmesi gerekiyor. Şurada bir belge hatası var. Eksiği var. Burada yoksa bir şey yok hocam normalde. Aplikasyon? Aplikasyon eklenecek işte hocam. Aplikasyonum tamam. Eksik. Altına yazarsın. Burada şu vaziyet bir şey edelim miyiz başına? Hesaplarına falan bakayım. Bence olmuş. Yani şöyle hocam, böyle yangın dayanım süresi vesaire bir şeyleri var. Tamam. İşte kullanım yüküyle ilgili şeyler bunları var. Araştırdıkta yaptıysam da çok da güzel. Sana buradan bir artı 5 puan yazdım. O yangın şeylerini falan da eğer hesaplayıp yaptıysan. Bakacağım ben internetten. Hesaplamadıysan hala hakkın devam ediyor. Burada hesap yok hocam. Şey yapmayayım. Yani. O pencerelerin U değerleri şunlar bunlar falan var. Onlara göre yazarsan da. Artı 5, 10. Direkt hani ortalamana veririm. Yani o iyi olur senin için. Yani bu hazır da açıkçası hocam. Yani ben özellikle bir şey yapmadım. Eğer vaktin kalırsa dediğiniz... artı 5 puanın var yani hani yaparsan. Hazırı kullanmak yerine kendin katlarsın. Devam edelim. Tamam. Kişi yükü var. Bizim şeye bir bakalım. Vaziyetler tamam zaten. Onda da sıkıntı yok. Geçelim. Devam. Bodrum'da. Şuraları düzenledim. İşte kısaltmaları vesairesi var. Yine alanlarla ilgili şeyler var. Burası zemin katı. Bodrum, evet, pardon. Bir giriş buradan da hocam. İşte fitness meditasyon alanı burada. En başta bir vaziyet vardı. Ona bir getirebilir misin? O 1/1000 vaziyette değil mi? Büyük olan. 500. 500. Yaklaşsana. Onlar burada tabii bazı şeyler var hocam. Şey de yok. Eğim çizgisi falan yok. Ya eksiklerim genel olarak biliyorum hocam da işte yapmadığım yerler. Güzel olmuş bence, yeter. Çok iyi. Çok iyi.
Devam. O hocam bir de şey, bizim burada yaptığımız ayrıyeten kişi hesapları vesaire vardı ya, vizede vesaire. Onların ne yapacağız? Buralara bir yerleri mi eklemeliyiz? Tabii tabii tabii. Buraya ekleyeceksiniz. Aynen öyle. Hesap haftasına eklenecek hepsi işte. Gayet aynen bu şekilde. Doğru yapmışsın. Bir de buradaki zemin planları, yani şöyle yeterli mi? Benim vizedeki hali ama. Bir dakika, açılırsa hocam. Maalesef şu dosyadan dolayı biraz bilgisayar kastım. Aynı işkenceyi ben de çekiyorum AutoCAD'le uğraşırken. Aynen hocam, oradaki hocam. Onu aynen alabilirsin ya. Aynen alabilirsin. Tamam hiç hocam. Zaten bizde de yaptığımız aynı. Dışında ya, burada biraz eksiklerim var. Ufak tefek şeyler. Onları ben biliyorum. Bunlara bakmıyorum bile hatta. Yapmışsın da, sana güveniyorum. Çatı planını yaptı. Kesitlerine de olmuş. Sadece kesin. Kesitlerde kodlar da vermişsin. Tamam. Çok iyi. Yatay ölçü verilmez kesitte. Onları sil. Yatay ölçü kesitte. Şunları bazı şeylerde gördüm hocam. Daha yüzden yok, yanlış. Yatay ölçü kesitte verilmez. Şu an silemeyecek büyük ihtimalle. Hocam asıl sıkıntı işte benim çok katlı ama olduğu için. Ama ölçü vermen lazım. Bak şeyde bir kesitteki ölçülere bir gelsene. Düşey ölçüleri. 3 sıra vermen lazım. 3 sıra verdiysen doğru. Tamam, 3 sıra vermişsin. Doğru, evet. Şunu da eksik. Tamam hocam. Detaylar falan eklenecek. Onlar da aynen. Görünüşler, yani. Detayları da eklersen. Tamam, aynen, görünüşlerinizi de 3 boyutu alırım. Düşünün de hocam. İşte bunlar da hocam, şunun ikisinde sıkıntı olmadığı için bunları biraz daha şey geçirmeye çalıştım, uygulamaya ilerleyeyim en azından. Ha, senin düz katlarda ölü alanların vardı, o bir problemdi. Evet, ben tamamen küçülttüm hocam. Çok yani güzel. Artık tamamen değiştirmiş oldum. Girişte merdiven var. En büyük sıkıntı şuradaki olanlar hocam ya. Bunları şuna göre şekillendirip böyle bir şey yapabilir miyiz? Çünkü üst katta aslında galeri boşluğu olarak gidiyor ama tek sıkıntı otoparkta şey iniyor olması. Ya. Buraya perde duvar dönsem, oradaki olanları silsem ve bir şey bulabilir mi? Olur olur, sıkıntı yok. Tamam, demek o kadar önemli değil. Tamam. Olur. Hocam normal işte merdivenimiz var, bir lobi çalışıyor. Tamam. Çalışma odaları vesaireleri, VC'si var. Arkada işte rezidans olduğu için kur temizleme, işte yemek servis bölümü. Çok satış alanı vesaire falan var. Hemen üstlerinde ofis katı var. Burada bir işte kahve alabilecekleri bir mini bar var. İşte koridorla da ofislere bağlanıyor. Artık öyle alan azalsınmış oldu. Sıkıntı bu kontlarda, ben sormadığım için de geçemedim açıkçası bunun uygulamasına. Bazı şeyler vardı konut çözümlerinde. Hepsi 1+1 ama 2-3 farklı tip oluşmuş oldu. Koridor çok büyük bir sıkıntıydı. Artık daha temiz bir koridora sahip. Bir şuradaki şey var. Havalandım hocam, aşağıdan gelen. Bu çok kötü durmuş orada. Evet, bu çok kötü durdu. Bunu ya şöyle, yani buradan gerçi kapı var. Aşağıda yönünü değiştir ya. Yatay yap en azından. Ama o şekilde yaparız. Yani yatay çevirirsen daha uygun olur. Tamam. Ortada çok iyi durmuyor. Ya da etrafına bir şeyler. Birini şeyden birine, tamam, ters çevireyim. Doğru hocam. Onun dışında konutlar bu şekilde. Bir yok, yok, böyle bir tip var. Kesitte almışız. Kesitte de... Evet. Kesitte biraz tabii şey, konutları eklemedim. Hocam şöyle, evet şu an çok amali. Otoparktaki şu kısmı herhalde doldururuz diye düşündüm. Evet tamam, olur, önemli değil o. Geri gelsen. Şimdi o kısımda vurduysam. Otopark genişliyor hocam. Otoparkı birazdan şimdi göstereyim, olmadı. Bence güzel olmuş ya. Otoparkın o üst kısmı toprak oluyor değil mi? Yani şuraya herhalde hocam bir yani beton. Orası açıkta değil herhalde. Değil mi? Şurası mı? Burası boş. Yani yok. Yok, şey, burası boş olur. Evet, zemin altı. Yani üst tarafı zemin altı değil yani. Tamam, anladım. Diğer kesit de bu şekilde ilerleyecek. Burası galeri boşlu zaten. İşte bir oturma alanı, servis alanları. Güzel, güzel, güzel. Eline sağlık. Olmuş. Hocam şey, zemin kat biraz şöyle bir şey oldu. Sığınak okey. İşte tampon bölgesiyle haberleşme vesairesi var ama genişletmiş oldum. Zaten kesitte de görünmüş oldu. İşte şuradaki kolonlar hocam silinince şurayı bilmiyorum ama belki şey dönse. Perde işte, mi? Evet, perde. Zaten kenardakiler perde döner ki bu durumda. Alternatif yok yani, kolon yapmazsan oraları. Sınır yapanın sınırı bir diğer perde döner. Ha sen içeride kalırsa kolon yapabilirsin, dışarı perde dönmek zorunda.
Şöyle yukarıda şey vardı ya hocam, şu merdivenden Merdiven dolayı için. şu kenardaki şu Tabii çok o kötü olabilir, duran. olabilir. Öyle yerlerden lokal perde atabilirsin, sorun değil. Olabilir. Tamam, oraları. Tamam hocam, onun dışında bir şey yok bende. Tamam. Eline Yani sağlık. oyunda çalışmadım. Tamam. Teşekkür. Zaten bir haftamız daha varmış. Yine şanslısınız. Yani hocam bunlar daha siz tekniği önemsizliğiniz için önce teknikleri halledeyim. Bir de benim çok hatta olduğu için o bir Hallettim daha iyi olur. sıkıntıydı. Senin için de önemli. Yani bu mesleği ileride Evet yapacaksan, yapmayı düşünüyorsan yani. Teknik daha önemli bence. Yani o üç boyutu elinin sonunda öğrenirsin yani bir şekilde. O kadar şeyde evet, ama belki de teknik 3 boyut başlıklarda belki öğrenirsin. daha kısa sürerdi diye hocam. Bunun çok fazla şeyi var, aşaması var. Ya arada mesela kendini ödüllendirmek için Lumion'da böyle cephe falan yapabilirsin. Ya bir kere göstermiştim ama çok hamaliydi hocam. O yüzden ayrıntılı yapmam gerektiği için onlara uğraşamadım Yani açıkçası. aynı. Şimdi sıkılabilirsiniz. Bu proje çünkü her giden işte bir şey detay atayım falan. Bunu alabilirsiniz, daralabilirsiniz. O aralarda oyun vari bir şekilde üç boyutlar, cepheler, arada böyle kendinize işte şımartacak bir takım çizimler yapabilirsiniz. Bence olabilir. Benim küçük modüller vardı ya hocam. Onları tekrar düzenlemeli miyim görsel olarak? Olur yani dediğim gibi hani maksat olaydan kopmamak, daha çok motive olmak için ufak tefek böyle değişik şeyler yapabilirsiniz. Mesela gidin şeyleri tasarlayın. İşte lobinin mesela aydınlatmalarını falan çizin. Ne bileyim işte iç mekanını modelleyin. Arada böyle bir kendinizi dinlendirmek bakımından. İnternetten mesela örnek güzel bir şeyler baktınız, esinlendiniz, çizdiniz falan. Yani boş zamanlarınızı böyle geçirebilirsiniz. Olur olmaz. İleride 3 boyut yani pek boş tahtanızı zaman oluştururken olmuyor. oradan bir render koyarsınız mesela. Daha da iyi durur. Tamam hocam, o zaman haftaya ders varsa ben çıkabilir miyim şu an? Tamam, teşekkür Tamam ederiz. hocam, teşekkürler. Bir dakika, şimdi Zeynep verdi, Betül verdi, Beyza verdi. Başka kim? Bir de Fatma'yla kritik. Arif'e de kritik verdi. 1, 2, 3, 4, ben 5. Ben gelebilirim. Muhammed, gel, bekliyoruz. Geleyim hemen. Hocam, ben bir şey söyleyeyim. Efendim? Söylesen Betül. Şeyi soracaktım hocam. Uygulamasını yapmadığımız konutların sadece zemin katını mı çizeceğiz? Evet. Kesit görünüş alacak mıyız? Hayır. Vizedeki getirdiğiniz gibi arkadaşlar. Hatta vize de yaptıysanız bir daha yapmayın. Yapmışsınız zaten vize. Yani vaziyetiniz değişmediyse sorun yok. Aynısını kopyalayıp yapıştırın. Hocam İrem Hoca iki kesit iki görünüş alınacak onlardan demiş de. Ya biz istenenleri yayınladık. Hı hı. Yani istenenlerde o yazmıyordu. Tuba Hoca'ya da gönderdim ben. Hatta bizim WhatsApp grubunda da konuşup biz yazmış mıydık öyle bir şey? Diğer yapılarda iki kesit alınacak diye. O size gönderdiğimiz listede yazıyor mu? Ben göremedim ama bilmiyorum. Görmediyseniz almayacaksınız arkadaşlar. Gerek yok. Gördüyseniz alacaksınız ama görmemiş olmanız lazım yani. Hocam ben de onunla ilgili her dairede özel inisiyatif olarak istiyor olabilir. Onu bilemem ben. Ama ben onu değerlendirmeyeceğim yani. O iki kendi istediğiniz yani seçtiğinizin dışındakilerin ekstra kesitine bakmayacağım. Yani yarım yamalak yapmayın yani. Bir tanesini pas tamam çizdiniz ve öbürlerine çizmeyin mi dedik yani sanki. Her şeyden azar azar yapın ama tam yapın. Bence doğrusu o. Devam. Bir soru Pardon daha var. Pardon ya. Ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Hocam şöyle bir ibare geçiyor. Her daireden iki kesit diye. Böyle bir şey var mı gerçekten? Yani o zaman benim mesela iki tane daha kesit almam gerekiyor. Hatta iki farklı Yok. Tip olduğu için. Her daireden iki kesit. Onu ben öyle çok okudum ya. Yani arkadaşlar fark ettim bilmiyorum ama. Ya şimdi biz vizedekinin üstünden yani daha önceki projelerden böyle bir şeyler düzenlemiştik de acaba ya şimdi dur. Yani şimdi eksik olmasın diye söylüyorum. Yok, eksiklik değil de. Hocam bir de Şerife'nin acil bir işi çıkmış. O size mail atabilir miyim diye sormuş. Şu an derste yok zaten. Değil, çıkması tabii. Gerekmiş. Tamam. Ben ne zaman düzenledim? Tamam. Şimdi bir dakika, ben bakıyorum. Senin gördüğün şey kesitte miydi? Farklı tipte birimlerin birbirini kesen iki dik. Evet, orası. Dört farklı blok var. Sekiz kesitler olacak.
Ya arkadaşlar aslında ona iki kesit almanız yeterli. Yani ilgili yapılardan o bütün birimleri kesmeniz ekstra bir sürü kesit çıkartır size. Gerek yok. Ben iki kesite bakıyorum. Zaten uygulamada belediyeler de onu istiyor. 50 farklı kesit istemiyorlar sizden. Yani çok ekstrem durumlarda falan belki üçüncü kesit istenebilir yani. Gerek yok. İki kesit yeterli. İki kesiti kritik noktalardan alın sadece. Onu istiyorum. Biri merdivenden kesin geçecek, biri ıslak hacimden kesin geçecek. Tamam. Yani orası öyle kalmış da ona çok takılmayın. Evet, neredeydik şimdi? Muhammed'deydik. Evet hocam. Ben bu hafta sosyal alana yüklendim hocam. Kontrol öyle kaldı. Gelmişsin. Evet. Peki, sosyal alan aplikasyonunu yaptın mı? Yok hocam. Yani ama planları bitti. Çatı planı bitti. Bodrum kat planı bitti. Peki. Vaziyetini hallettim. Bir de render aldım hocam. Görünüşleri oradan alacağım. İki kesitim kaldı. Bir de detaylarım var. Tamam, süper. He, süper. Bir bakabilirim ya. Birkaç eksiğim tamam, var. Ya, tamam da yine de bir bakayım. Böyle işlenmiş projeleri görmek hoşuma gidiyor. Hocam vallahi bunun iç ölçüsü yok. Birkaç eksiğim olabilir. Bodrum'dan buraları işledim. İç ölçü yok hocam. Onlara atarsın artık onları. At. İç ölçü zaten zenginleştiriyor. Aynen. O doğru gösteriyor. Uyarmada demem. Plan notu yok. Ha, plan notları da yok. Doğru. İkisi zaten eksik hocam. Üç ölçüyle plan notları. Tamam, olmuş. Bir de detayları eksik. Detayları da halledeceğim hocam. Onları yavaş yavaş işliyorum. Çok yavaş yavaş işte. Daha vaktim var zaten. İç ölçüyle detayları sona bıraktım hocam yani. Onların bir acelesi yok diye düşünüyorum. Yok yok ya. Zaten çok mantıklı detay yani. Evet hocam. Aslında ben daha eğlenceli oluyor değil mi? Yani. Doğru hocam. Sizi iyice terlettim. Doğru, aynen hocam. Siz merak etmeyin artık. Gelecek dönem benim grubuma düşmezsiniz. Geçerseniz. Geçmezseniz zaten hiç karşılaşmayız. Ya iki kere düşsek, yani bir daha düşsek daha çok gelişiriz diye düşünüyorum hocam. Yani düşsek daha iyi olur aslında. Yani aynen. Yasa gereği bir kere şey olunca ikinci kez size şey hoca olamıyor. Gelmiyor. Sistem otomatikman başka kişiye yönlendiriyor. Neyse. Devam edelim. Başka hocamıza yönlendiriyor. Bodrum katından başlayayım. Evet. Elektrik pano odam. Bu şekilde. Bunun üstünde ıslak hacim var mı? Yok. Hiçbirinde yok hocam. Islak hacim şu tarafta. Bir de su deposunun üstünde var hocam. Sıkıntı olur mu? Yok. Elektrikli bir şeyin üstüne şey gelmeyecek. Yok. Onları hep sağa attım. Tamam. Ona dikkat et. İmza ve yani şey problem oluyor. Revizyona giriyor proje, haberin olsun. Yani yarın çıktığınız zaman da ona dikkat edin. Devam edelim. Sığınağım bu şekilde. Mutfak için ufak tefek ayrıntılarını attım. Bence gayet. Tamam, olmuş. Geçelim. Şey yapma. Yalnız içerideki duvar ve ekstra perde yapmana gerek yok sığınak hariç. Onu bil sadece yeter. Havuz çevresini ya şu odaları diyor. Havuz çevresi eyvallah da öbür odalara bu kadar gerekli mi yani? Bir de onların kapılarını göremiyorum ben. Nereden giriyoruz, nasıl yapıyoruz? Tamam. Ya. Hata. Onlara... başlayalım. Kapısız mekan tarihi hatadır. Söylemede deme. Doğru. Ya şuralar mı hocam, şu bölümler? Oralar dolgu yani. Ya dolgu mu? Çarpı mı yatırıyorsun o zaman? Ben orayı mahal zannediyorum. Çarpı atsana evet. Ya toprak dolgu işte. Kafamızı karıştırmış. Yanlış anlaşılıyor. Doğru hocam. Tamam. Zeminden başlayayım. Girdik kapıdan. Rüzgarlık. Kapıyı kapatmışsın. Onu da gördüm. Çok da güzel olmuş. Kontrollü bir şekilde giriyoruz. Havuza. Evet. İyi olmuş. Tamam. Başka bir hatan yoktu zaten. Öbürleri evet, olmuş. Işte. Abi şey var. Dur. Bir saniye. Orada tuvaletmiş. Evet. Tamam. Sorun yok. Işık almayan mekanımız var mı? Doğru şey. Kalmayan mekanımız bu orta kısımdaki ıslak hacimler yani. Islak hacim dışında başka bir mekan var mı ışık almayan? Yok. Yok hocam. Yani yoksa güzel. Varsa uğraştırma beni yani hani bir şey yapalım. Hocam burası doğal havalandırma oldu. Bu aşağıdaki ya ıslak hacimler. Önemli değil. Önemli. Yani tuvaletlerdeki mekan. Soyunma odası da bir derece kabul görür de öbürleri ışık ister haberin olsun. Tamam hocam, o sıkıntı tamam, yok. Tamam, devam edelim.
birinci katım bu şekilde, üst kata çıktık. Tamam. Oyun salonum. Senin çocukların da sorun yok. Sadece teppişleri şeye göre düz yerleştir demiştim. Onu hala düzeltmemişsin. Hocam onu şey yaptım. Yo onu aklımda da hocam, bunu çevirince şöyle çarpıyor ve geçiş alanını şey yapıyor. Onu ben size soracaktım. O aklımda hocam. Onu nasıl yapacağız? Şu geri mi çekeyim? Tekrardan bir ayarlasam daha iyi olur. Yani böyle tutulmasın ya. Şunu düzledim de şunu bir türlü düzleyemedim hocam. O şey oldu ya. Orayı daraltıyor. Onu da bir daha bakayım. Teftişler. Şey. Benim çatı kafe sistem olacak. Makaslarını çizdim. Tamam. Burada kenetli sistem olacak. Render'ını da aldım hocam. Orada göreceğiz inşallah. Planlar da bu şekilde. Bu şekilde oluyor çatısı. Tam şu üstüne denk geliyor. Burada saçağım var hocam. Saçağın izleri burada. Ben render'ımı açayım, oradan bakalım. Aç bakalım ya. Biraz gözümüz bayılır. Bu şekilde yaptım. Geldin mi hocam görseller? Görüyorum. Eline sağlık. Bu şekilde oldu. Kapalı. Yapmasın, o biraz sıkıntı olmuş. En azından tamamen cam yapmasan bir tık daha iyi olabilir. O havuz kısmında özellikle. Ya da oraya bir, en azından bazı yerleri kapat yani. Doğru. Öyle de bir denemiyor. Bu da güzel olmuş da. Bunu biraz daha çevresini falan da işleyip ışıklandırma, arka plana bir şehir silüeti yani. Ya arka tarafını dolduracaktım hocam. O eksik. Orayı da tamam, işte onları yap işte finale. Daha zamanım var işte. 2 haftan mı var? 2,5 haftan mı var? Finale. Evet. 2 hafta falan var işte. Yaparsın. Göstereceğim bu kadar. Elle sağlık. Tamam, sormak istediğim bir şey var mı? Sormak istediğim bir şey illaki vardır da şu an aklımda değil. Mahmut hocam. İyi bakalım. Aklına gelirse bakarız. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Çalışmalar. Evet. Muhammed de tamamladı. Enes. Gel. Geleyim hocam. Merakla bekliyorum. Paylaşayım mı hocam? O zaman paylaşıyorum hemen. Evet, paylaş. Biz paylaşalım. Öncelikle WhatsApp'a kapatalım hocam. Kartal başı. Aynen, orası açıktı da. Hocam öncelikle apartmanlarda bazı şeyleri işledim. Onları göstermek istiyorum. Hocam kabuğu kestiğimiz yerlerde öncelikle uzay kafesleri görüyoruz artık. Ya var ya. Adım adım yüze doğru gidiyoruz Enes. Aynı şekilde üst kısımlarda da uzay kafesleri görüyoruz hocam. Burada nasıl işlendiğini de buradan göstereceğim hocam. Yani bu malzeme bunu nasıl yapıyor? Patlatıyorsun falan çok güzel. Hiç. Ya senin bu projen beni heyecanlandırıyor. Tabii cephede saçma sapan pencere koymazsan. Aynen hocam, o iş boyutu düzenlenecek ya. Ben onu bilerek kopyaladım ki o cepheleri düzeltebileyim en başta. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Evet. Yani bu kadar güzel bir yapıya Winsan'ın işte PVC'sini takmaya kalkarsan ya da... Hocam o da ne için biliyor musunuz? Projede detay verebilmek için. İyi olur yani hani. Yani şey eğik de PVC detayları var hocam, eğik. Yani onu da pencere detayı olarak verebilmek için. PVC yapma, buna alüminyum doğrama yapılır artık ya. Buna PVC ne işin var Allah aşkına? Bütün şey bina alüminyum kompozit, dışarıda PVC sırıtır. Ahşap sırıtır. Sen ne yapıyorsun ya? Aynen öyle hocam. Ben de farkındayım. Bütün doğramalar onun alüminyum olur. Düzelteceğim onu inşallah hocam. Şu şekilde benim 4 tane kestim var zaten. Bir tanesi... Şuraya ağırlıklı olarak gösteriyor. Ofisin şeyinden geçiyor ve evet. Asansöründen geçiyor. Bunlar, bir tanesi de benim... Sorun yok da ölçülendirmelerde hala hatamız var. Bak mesela asansörü arkadaşa nasıl ifadelendirdiğini görüyorum hocam, ben. Hocam ifadelendirmedim şu an. He, onları unutma. Unutmadım da vaktim yetmedi hocam. Asansöründe böyle şeye yaklaşıyorum gibi düşünüyorum ama o detayı çok göremiyorum. İç ölçüler, dış ölçüler böyle... Vermedim hocam. Bilerek vermedim. Tiyatroya odaklanayım diye. Tamam. Biraz daha. Zaten senin renderla ilgili bir sorunun yok. Maşallah. Yok. Max'e dans ediyorsun zaten. Yok onu hocam. Yani artık sen şu teknik detayları biraz şey yap. Hocam bunu da kesti çok işledim. Yani. Aynen hocam. Bunları işleyeceğim. Daha çok ilerleyecek yani bu teknik. Evet. Şurada şey var hocam. Kesti işledim şurada. Evet. Bu şekilde
kestiri göreceğiz hocam. Zeminde geldiği zaman bodrum kata gelecek, işte sığınak gelecek. Onu da buraya ekleyeceğim hocam. Camlar yok şu an. Cam detayları yok. Burada az, yani az iş kaldı. Burada da aynı şekilde görüyoruz hocam. Yani uzak ofis kesiyoruz. Güzel. Bunda böyle işledim hocam. Bir dediğim gibi işte 4 tane kestim var. Hemen bir işlemi lokalı mı tükettik? Şu şekilde hocam, işlenmedi. Duruyorlar. Ben yemek sevmedim daha. Tamam. Şu şekilde, bu şekilde devam ediyor hocam. En üst katta ben her katımda ayrı uygulama olduğu için bu hafta her katı ayrı ayrı çizdim hocam uygulamalarını. Eline sağlık. Güzel olmuş. Şu şekilde evet. Devam ediyor. En üst katta da bitiyor hocam. Şurada da workshop yapacağım. Bir ufak özel çalışma alanı. Yani zaten onları da eklemedim daha. Bunlar boş duruyorlar. Yani ne olacakları belli ama tepsiler yok. Gene ekleyeceğim hocam. Üstten yani Skylight diye iş kalacak. Şöyle bir bakıyorum. Hani tahmini olarak. Senin şu an verdiğin detay seviyesinde. Hani önümüzde 2 hafta var. Şu an kartalı bir yuvasını bir göster bakayım şu opera salonunu. Hocam opera salonu da çok eksik ya, kisitler falan. Ya ama evet. Yetişir miyim? Şu an 100 üzerinden 55 gibi falan işte. Senin şu. Sana özel puanlandırma sistemine göre söylüyorum bak yani. Hı-hı. Görüntüsü yok. Yani 100 üzerinden hadi işte şu kadar yaptığın çalışma hadi maksimum yani işte 55. O da çok kisitler yok daha. Neydi? Formun farklı olmasından ötürü yani. Kesit yok daha hocam dedi. Yani onlar şey yok, uygulama değil şu an. Işte. Ona bakmaya şey yok hocam aynı. 2 hafta içerisinde 50 puan çıkartman lazım. Abi bu arada hocam şeyleri işlemiştim. Onları da göstereyim. Gidirme cepheyi. Gidirme cepheyi de çizdim hocam bu şekilde. Evet. Bakalım. Bunları da işleyeceğim hocam yani aslında tamam. çok var gibi ama dedi aslında ham işi bitirdim yani. Ölçü vereceğim. Bunların detaylarını vereceğim. Yani zaten ölçü, kod. Ölçü. Aynen hocam. Onların hepsini çok net veririm yani. Evet. Ufak şurada zaten işlemde detaylarını vereceğim. Zaten o ölçüleri attığın zaman bir anda projen değişmiş olacak zaten. Bunu sen de tanıyamayacaksın. Ben de biliyorum aslında hocam. Yani muhtemelen yani o ölçülendirme ve iç ölçü dış ölçüyü kodlarını attığın zaman bir 15 puan daha yükseltirsin. Takribi konuşuyorum. Detaylarını falan eklersen bir 10 puan daha yükseltirsin. Sonra bir tane tarih hata yaparsın, 20 puanını silerim mesela. Sıkıntı yok hocam. Sıkıntı yok. Bu şekilde hocam bir şey soracağım. Ben yani burayı kesiyoruz ya, aşağıyı göreceğiz değil mi hocam burada? Şurayı göreceğiz. Burayı evet. Kesiyoruz çünkü. Orada tefriş koyduysan mesela buradan gözükecek mi hocam? Yok. Hayır. Tamam. Evet. Burada bu kadar hocam soracaklarım. Bu kadar konuşturmaya gerek yok. Tiyatro da dedi. Şu şekilde artık kolonları falan koydum hocam. Tiyatromu da şekilli olmuş. İşledim. Arkasında göreceğiz hocam. Kesitli mi? Kesitli mi? Kesitli hocam. Bu şuradan keseyim. Temel işlesen de şu asansör kuyusunu bu kadar indirmesen. Hocam Bodrum'a inerim diye onu o yüzden indirdim ya. Bodrum tamam. İnerim diye. O zaman bakarız. Ama güzel olmuş ya. Şu şekilde gözükecek hocam. Bunda da 3 tane kesitim var. 2 tane şurayı gösterecek. Şu şekilde. Burada da uzay kafesleri aynı benim apartmanımda gördüğüm gibi göreceğiz hocam. Aynı şey. Aynı apartmanın çizdiği gibi ya da o senin şeydeki apartmanlarda gördüğümüz gibi. Yani o projede onları göreceğiz. Aynen yani şu şekilde burada da göreceğiz. Bunları da işleyeceğiz. Ha, dur. Güzel. Ben sana dönemin başta ne dedim? Sen sosyal şey yaparken sanat performans merkezi seçtin. Evet hocam. Ama kendini zorlarsın dedim. Burada konferanstan aldığın kesitte biz akustik panelleri göremiyoruz. İşlemedim hocam. Çok ham bu. Bir önceki projede benim bunu yürüttüğümü biliyordun değil mi? Biliyorum hocam. Bir önceki projede biz bu işi yaptık yani. Yani o yüzden evet. Bunlara bakarım ben. Aslında bir önceki proje değil. Akustik ışınları göreceğiz, sahne ışıklarını göreceğiz, insanlar sahnenin ucunu görüyor mu göreceğiz. Farkındayım hocam. Mesela şey falan araştırdım. Burası... Bir tane daha vereyim sana. Bir dakika. Plana gel. Plan. Orta taraftan girişin o kısmı değil de yanlarından bir sıra daha açmanı öneririm. Ben bunu sana uyardım diye hatırlıyorum. Hocam burada bir şey olur. Hani girişin tam karşısını açma. Niye? Sahnedeki en derin nokta olur. Ama en azından evet hocam. Yandım. Acil durumlarda içeride oturanların kaçmasını kolaylaştırman da lazım. Evet. Doğru. Yani aralarda bir iki tanesini iptal edebilirsin. Mesela 5 sıra sonra 6. sırayı iptal et mesela. 2 koltuk. Hocam yani şu şekilde yapmıştım ama herhalde bunlar gibi olmalı herhalde burada, burası da olur mu? Şurayı yapacaksın onu. Şurası gidecek. Bir sırada kaç koltuk var?
24'ü geçiyorsa yapmak zorundasın. 16 koltuk var hocam. 24'ü geçmiyor diye. Tamam, tamam. 16 koltuk varsa gerekiyor. Şey baktım hocam. Burası balkonum daha dik şeye göre görebilmesi için. Şimdi dikkat et. Bak ucunu görmüyorsak sıkıntı. Konferansın çalışmıyor demek ki. Ne, nasıl yani hocam? Oturan insan tepişi koyup sahnenin ucuna, uç noktasına ışın atarsın. Tamam. Ha, tamam. Onları yapacağım hocam. Yani, o yüzden burayı daha dik yaptım. Yani ben gösteriyi izlerken önümdekinin kellesini görmeyeyim diye yani. Anladım hocam. O yüzden Baktım birkaç şeye de orada da, onlarda da gördük hocam aslında yani anlayabiliyorum. Bu şekilde hocam bir de... Eline sağ ol. Bence gayet güzel olmuş. Görünüşleri zaten modelden çeker, kodlandırmasını yaparsın. İç renderim var hocam bundan. Aslında iş yükün fazla yok biliyor musun? Aynen hocam. Şu an hamımı bittiği için aslında hızlı ilerleyecek. Moral verici konuşayım. İş yükün fazla yok. Yani iyi. Güzel getirdim. Ama bundan sonra uygulamaya geçsin. Yani artık şu bir hafta... Senin şu önündeki ilk hafta var ya, öteki derse kadar olan süre çok gerisin. Aynen hocam. Bu süre içerisinde sen bu projeyi uygulamaya dönüştürürsen rahat edersin. Yoksa challenge'ı kaybedeceksin. Aynen yani hocam. Challenge'ı kaybetmek önemli değil de. Yani. Yaparsan proje tam olmuş olur. İkinci haftaya sarkarsa şüphelerim var. İnşallah yetişir hocam. Şu şekilde göstereyim hocam renderi daha. Nerede çok karışık oldu da. Hocam şu şekilde bir iç renderi var. Aynı da burası da zemin hocam. Oo, bunu alalım. Bana hemen gönderiyorsun, paylaşıyorum. Tamam hocam. Apartmanın renderlerim de var hocam. Onları da atayım. O PVC olanlar atma. Tamam hocam. Şurada siz bakın. Bir daha değiştir. Burada var hocam. Sen bunu biraz daha çalı gör. Tamam hocam dedi. Şey camlar düzenleyip atabilirim yani. Tamam. Bu kadar evet. Hocam benim ona çıktım. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, Enes tamam. Fatma tamam, Muhammed tamam. Barış! Barış seni epeydir göremiyorum ya. Özledim seni. Ben de size özledim hocam. Ne yaptık, ne durumdayız? Projem nasıl gidiyor? Ben de vallahi korktum acaba Barış bıraktı mı diye. Yok hocam, estağfurullah. Hocam, ölçüleri attım apartmanda. İsimlerini yazdım, mahal isimlerini. Şey, sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Hocam ben lejant oluşturdum da böyle tek tek yazmaktansa lejant olur mu yani böyle? Bu zaten böyle olur. Yani olur. Ha, tamam. Ama sıkıntı sen lejantı bu kadar küçük yapmamalısın. Niye bir de pencere, kapı, poz numaraları var, plan notları var. O yüzden köşeye yaslaman daha mantıklı. Anladım. Yani o kapı poz numaralarını kenarda bildiririz. Her haftada o tekrar eder. Plan notta işte şurası şöyle yapılacak gibi bir sürü detaylar yazılır. Plan notların örneklerini ben daha önceki derslerde kendi projelerimden de göstermişim. Siz internette başka uygulama projelerinden de çekebilirsiniz. İşte engelli yönetmeliğine göre korkuluklar yapılacaktır, şu bu bilmem ne, bir sürü böyle şey var. Hiçbirisi de okunmaz proje esnasında ama belediye sürekli zorunlu tutar. Anladım hocam. Yani onları da koyun yani. Böyle daha güzel olur. Kat planlarında da hocam. Tasarımdan yana bir sıkıntın yok senin de. Uygulamaya geçecek sadece. Şeyi soracağım hocam. Bu mutfakta şönt bacayı tercih etmiyor diyorlar da şönt bacası sorun olur mu? İki bacak onun. Bir doğalgaz bacası, bir aspiratör bacası. Yani yemek ve şey için ateş bacası ve aspiratör bacası. İki baca yani. Genel olarak böyle hocam. İsterseniz yani... arkadaşlar diğer odalarda da yani en azından işte 3+1 ise bir odada da ekstra bir baca, ateş bacası çözebilirsiniz. Yani niye? Yarın bir gün Rusya doğalgazı keserse soba kurabilecek imkanımız olur. Bir saniye arkadaşlar, çok özür dilerim. Alo? Evet arkadaşlar geldim, kusura bakmayın. Devam edelim.
Benim dediğim gibi sıvaları, kodları, taramaları, ölçüleri attım. Yalıtım, bak dış cephede yalıtımımız var, onu eklemelisiniz. Yalıtım eklemeyen arkadaşlar uygulamalarına yalıtım dış cephede eklemeliler, haberiniz olsun. Onları kesitleri aldım hocam. Şeyi soracağım hocam burada, siz şey demiştiniz, yükselmeli demiştiniz merdivenle, onu çizeceğim mi yani? Burada tabii, döşemem gelecek ayrı. Kesi bir tık yükselir sanki. Anladım hocam. Yani oran nerede bitersin? Dur. Son katı onu şöyle yapacağız. İşte bir dakika. O imlecin olduğu yerden ikiye böldüğünü düşün. O yukarıda makine dairesi olacak işte. Yarısı kadar. Anladın mı? Makara aşağıda bitecek. Çünkü o kabini çizdin ya, kabin son kata kadar gelecek işte. Sonra yukarıya çıkmayacak. Böyle bir taraf zaten şey. Bakım yeri. Doğru çizmişsin. Sadece aşağıya bir makine dairesi için yer yapacağım yani. Tamam. Temel katmanlarını attım hocam. Eline sağlık. Güzel olmuş. Diğer kesit de burada. Sonra kütüphanede de öyle hocam. Ölçüleri attım. Taramalar vesaire. Bodrum kata inmek zorunda mı? Taşıyıcılar da var. Zorun. Ya, tabii canım. Yani taşıyıcı yaptıysan Bodrum, yani Bodrum'a inecek. Sen Bodrum kat yapmak zorunda değilsin. Anladım hocam. Burada da hocam mahal isimlerini lejant oluşturdum. Tamam. Ve buranın ve diğer işte eksik olan ek detayları eklersin. Tahtalamaya geç. Yan yana dizin önüne antetini, tapusunu, şusunu, busunu neyse ekleyerek böyle bildiğin uygulama gibi yan yana. Hocam şeyi soracaktım. Şimdi mesela siz dediniz ya kapı detayları. Mesela ben kesitte ok gösterip detaylarını buradan mı çizeceğim? 1/20 detayını falan. Şeyde Betül'ün projesi bu anlamda iyi olmuştu. Yani onunkine benzer şekilde. Aynı şekilde Zeynep'inki de yine işte Arif'e de hani tam detaylara geçmedi de hani o şekilde son tarafa atılır yani. Hani Eda'nın projesinde de vardı diye hatırlıyorum. Yani yan yana dizilir. Aynı bir belediye uygulama projesi gibi düşün. Başta antet olacak. Vaziyet, aplikasyon, hesaplar, işte Bodrum, zemin, normal kat, kaç kat gidiyorsa o katlar işte yan yana. Ondan sonra çatı planı, çatıdan sonra kesit A, kesit B, görünüş 1, görünüş 2, görünüş 3, görünüş 4, en son detay. Bitti. Detaylı pencere tiplerinin tek tek 1/20, işte kapılar 1/20, yine benzer şekilde işte alüminyum asma tavan veya ters tavan neyse onun detayları, ıslak hacim tepiş detayları, yani yerleşim detayı 1/20 ölçekte olur, merdiven detayı 1/20 olur, cephe sistem kesimi 1/20 olur, biter. Anladım hocam. Diğer kesin de burada aldım. Haftaya dış görünüş çalışacağım. Aynen. Yani yan yana dizip devam edeceğim. Alt altı değil, yan yana dizmen daha doğru olur. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eline sağlık. Güzel gidiyorsun. Yani bu hafta içinde zaten uygulamalar belli bir kıvama geldi gelmedi. Artık tasarımdan yana dediğim gibi hiçbir sıkıntı yok. Birçoğunuzun yok yani. Uygulama konusunda da bu hafta kritik bir hafta hepiniz için. Yani onu da söyleyeyim. Yani iyi olan birkaç arkadaş var. Onlar zaten kendilerini biliyorlar şey konusunda. Uygulama zaten bitmeye yakın. Onlar da artık eksik olan diğer şeyleri neyse onlara geçerler. Tamam. Eda, hiç sesin çıkmıyor. Buradayım hocam. Geleyim ben o zaman. Gel, aynen. Bekliyorum. Tamam hocam, geliyorum. Geldi mi? Görüntü. Evet, geldi. Yani sen sosyal bağlamda bayağı bir bocalamışsın. Efendim hocam? Yok, sosyal bağlamda ilerlememiş diyorum da. Ha, benim mi? Evet, ben render aldım. Ya şeyleri, içinin şeyleri, teknik kısımları çok ilerlemedi. Hani akslarla şeyler ilerledi. Kolon koydum, çelik sistem o. Tamam. Yani birazcık daha 3 boyuta yoğunlaştım bu şeyde. Hocam burada sığınakta bu çatı planlarında vesaire yine iç ölçüler vesaire vereceğim. Onlar kaldı. Kesitlerde eksikliklerimi yaptım bazılarını. İşte görünüşlerde de bu makine dairelerini falan hallettim diye hatırlıyorum. Otelde sormam gereken şey soracaktım. Hocam bu sefer bu kolonlar olmuş mu? Olmuş. Tamamdır. Onları olduysa. Giriş izini görmüyorum. Ne? Efendim? Giriş. Kolondan giden kirişleri noktalı olarak işle. Kolondan. Demediniz onu. Tamam, ben onu şey yapayım. Evet, gerekli bir şey lazım da orada bir sıkıntı var yalnız. Taşıyıcıya bir gelsene bir daha o üst konutunkine. Sıkıntı şu sadece. Yatak odasının ortasındaki o gelen şeyi sona kadar uzatman gerekli. Perde yap orayı. Bak, köşeye kolon getirmiyorsun. Yani o 10 santim, haş 10 santim yazıyor ya, o köşeye kolon da gelsin.
Şuraya da. Abi çünkü karşılamıyor ki. Öbür kolunu Şurayı var. şöyle yapacağım. Orayı uzat, perde yap orayı. Tamam. Tamam. Yok. İkinci durumda şöyle bir durum var. Senin oradan aks gitmiyor. O da ayrı bir durum. Hata. Tarihi hata hatta. Şuradan mı aks gitmesi gerekiyor? Yani oradaki kolonu ben neye göre aplike edeceğim ki? Yatayda da bir eğrin üstüne de bir sıra daha aks atman gerekmez mi? Gerekir. O zaman buralara da mı koymam gerekiyor benim kolon? Yani buralara koydum ama şuralarda mı? Aksların kesişim noktasına kolon geliyor zaten. Ne Tamam, böyle onu diyorum aks ama hani kolon geliyor. siz çünkü sadece buraya koyun dediniz ya, yani ben. Hayır, o dediğim gibi iki tarafından kesiştiği noktaya denk gelir. Bak mesela yukarıda D aksının kesiştiği yere bir gel mesela o D aksında D1 mi oluyor? D1'in o kesiştiği noktada mesela hemen kolon bellidir. Bir öyle okunur zaten. Ya ben şuraya şöyle bir tane daha aks atacağım Hadi oraya bir şöyle. aks atacaksın, bir de D'den sonra bir aks daha, DE arasına bir aks daha atacaksın. Niye? Orada da bir taşıyıcı var. Aynen öyle. Hocam o zaman benim konut direkt gitti. Niye gitsin? Her yere kolon koyacağım o zaman. Yok O yok, zaman kolon değil. Hayır, öyle bir şey değil. Taşıyıcıyı değiştirmiyorsun. Sadece taşıyıcıyı yerine aplike edebilmek için inşaayı aksatman lazım. Onu ha anlatmak. tamam, ben Hani yanlış anladım o ben bir zaman. kere şöyle bir şey, aksın her geçtiği yerden, yani her kesiştiği noktaya kolon inecek diye bir şey yok ama şöyle bir şey var. Kolon havada durmaz. Kesiştiği yere kolon gelir ama her kesişen yere kolon gelmez. Yani anlatabildim mi bilmiyorum. Tamam hocam, şimdi anladım. Şimdi Ya anladım. mesela Ben şu yanlış anlamışsın bir an. E ile birin olduğu yere de normalde kolon gelmesine. Bak şuradaki imlecin olduğu yere de hemen bir tane gelmesine. Ama dışarıda kalıyor binanın dışında. Oraya niye getirmedim derim o zaman yani. Öyle olsa. Bak E ile birinci aks normalde sen köşede birleştirmişsin ama aşağıda da bak bir yerde kesişiyor. O kesişme yerine getirmedim. Ya gelmek zorunda değil ama bir yere kolon koyuyorsan iki aksın kesiştiği nokta olmak zorunda. Tamam, anladım. Buralara kolon koyduğum için Sen sadece aks da koyacağım o kadar. aks ekleyeceksin. Aksların numaraları değişecek. Bir şey değişmeyecek yani. Bir de o Tamam, tamam anladım. için uzatacaksın bu. Tamamdır. O zaman bitmiş oluyor zaten. Yani Olur. şeyler. Sadece dediğim gibi yani iç ölçü vesaire gibi şeylerim kaldı. Aslında otelde de öyle kaldı. Otelde sadece soracağım birkaç yer var. Yani şey geçmem, yani teknik kısmını sürekli çizme kısmına geçeceğim. Aynen. Yani Burada dedik sizin bir de hafta. dediğiniz gibi geçen hafta unutmuştum ben şey bir Evet koridor olmuş. yaptım. Çok güzel olmuş. Buraya böyle koydum. Ondan sonra ben şu şeyi gösterecektim. Çelik sistemi şu şekilde yaptım da hocam, yani aks şeyleri bu şekilde. Hatta Tamam. şurada da yani ben çok yani diğer siz şey demiştiniz de kaset olabilir vesaire diye, ama bu sefer alt kattaki konferansı etkiliyor diye ben 17 metrede bir sesim gitti. 17 metrede bir verebiliyorum değil mi? Çelik Verebilirsin. olarak. Tamamdır. Yani şey yaparsan araya bir tane daha atarsan daha sağlıklı olur da eğer atma imkanı yok. Aşağıda konferans varsa 17 metrelik çelikle geçilebiliyor. Evet, 18'i geçmezse sorun yok. Bildiğim kadarıyla 18 metreydi. Hatta bir internete yazayım ben de bunu. Bilgimizi bir tazeleyelim. Çelik açıklık geçme yazalım. Şimdi bir dakika. Çelik yapılı yerler. Konstrüksiyon. Bakıyorum şu an. Aslında deprem bölgesine göre de değişiyormuş. Bak, şimdi sanayi tipi sosyal çelikli çelik konstrüksiyon, fabrika ve showroom yapılarında normalde dur. Çelikte yapı genişliği 10 metre ise tek açıkla direkt geçiyormuşsun. Normal konutlarda diyor. Ama burada nitelikli bir yapı. Yani showroom mantığındaki bir konstrüksiyonla çözülebilir. Orada mesela fabrika ve showroom yapılarında diyor okuduğum yerde 12 ila 30 metre arası tek açıklık geçilebiliyor. Kolon yüksekliği 4 ila 12 metre oluyor. Bina aks aralıkları da diyor 6 metre 7 metre gibi yapılabiliyor istenildiği takdirde gibi yazmışlar böyle de. Hani bu şu demek 12 ile 30 arasında bu tarz bir farklı tip çelikler vardır. Onun tek şey inşaat mühendisleri daha detaylı bilir de. Yapılabilir yani. Hani farklı bir sistem oluyor. Öyle söyleyeyim. Tamamdır. Hocam bir de siz şöyle bir şey geçmem gerektiğini söylemiştiniz. Şuraları bir daha halledeceğim de. Şöyle bir Buraya sen yap. şöyle. Ben vazgeçtim. Sen atıyorsa yapacaksın. Bu ne demek ya? Ben teknikere mi olmak istiyorsunuz yani? Sen mimar Yok yok. mısın?
yani. Hayır, siz bir öneri sunmuştunuz da ben yapayım dedim. Zaten hani bu otelin yetişirse iç randırını almayı düşünüyorum zemin katında en azından. Yani burada ek bilgi benim teknik yerim olmak için ofiste teknik personelim yok yani, gelebilirsin. Yok hocam. Neyse, tamam, devam edelim. Böyle burada da hani böyle çelik küçük şeyler, çapı 10 muydu 5 miydi, öyle bir şey geçtim. Olur değil mi? Ne yaptın sen, bir dakika, 5 santim çapına kolon mu yaptın sen? 5 miydi 10 muydu, 10 diye hatırlıyorum ben. 5'miş ya. 10 diye çizdim ama yanlış çizmiş. 18 deprem yönetmeni inşaat statik açıdan. Yani bu çelik de olsa şey de olsa bir şeyin taşıyıcı olabilmesi için kolon sahibi bu. 30'un altında olmaz. Tamam, daha büyük geçeceğim o zaman şöyle. Yani yarı çapı 15'lik daire atman lazım. Aha, anladım. Öyle yapayım o zaman, o şekilde. Yani bu şöyle bir şey olur. Yani belki yani taşımaya illaki katkısı oluyordur senin yaptığın şeylerin de. Aha. Yani bu zaten lokal bir bölgeyi taşıtıyor. En azından 30'luk yapmasan bile 25'lik ya da 20'lik duruma göre yapmanda fayda var. Niye sadece o sahanda taşıyacak? Bir daha herhangi bir üstüne ekstra yük gelmiyor. Tamam, sıkıntı yok bunun dışında. O dubleks şeyi çözdün mü, kral dairesini? Aha, çözdüm. Tamam. Buraya şey yaptım, bir merdiven attım buraya. Yine bu çalışma şeyleri, tefrişleri eksik hocam, farkındasınız. Bir tane havuz olacak bu şekilde. Çalışma alanı, medya odası koydum. Evet, devam edelim. İşte mutfak vesaire, bunlar aynıydı zaten. Sonra burada bir galeri boşluğu açtım, burada merdiven çıktığı yerde. Buraya yatak odasını koydum. Sonra buraya da yine iki kişilik bir yatak odası koydum. Yine VC'si vesaire, o şeyleri, ıslak hacimleri birbirine bakacak şekilde. Ama ona koymamışsın. Efendim? Yatak odasına gel. İki kişilik yatak odası. Nereden giriyorum ben yatak odasına? Evet hocam, onlar işte eksik. Ya şeyden, Revit'ten falan çözeyim dedim. Orada eksikler falan çıktı. Bu da görünüşü. İşte görünüşü olmuş. Görünüşü şey, olmuş. Render da aldım ben bundan. Onları da göstereyim konutla birlikte. Güzelse hemen bana gönder, paylaşayım. Hocam siz öyle dediniz de şimdi şöyle bir şey var. Ben peyzajın çok işlemediğim için ben çok şey yapamadım. Kendi projem ama hani, şu şekilde. Bu otel. Biraz daha geliştirmen lazım. Ama güzel. Yani bu güzel. Konut. Ama bu daha iyi. Yani o üç boyutta, yani artık hani yapabileceğin en iyisini yapıp bana mutlaka gönder. Renderlarını bekliyoruz. Hocam olmadı. Bunu yapayım dedim ama bu olmadı hiçbir şekilde. Yani şu şeylerini demiş. Şey yapacağım. Eda, sen hazır sahne niye kullanmıyorsun? Hazır sahne kullanıyor musun ya da? Hazır sahne şeyleri mi diyorsunuz? Gerçekçi vesaire, onlar oluyor. Yok. Onları mı diyorsun? Ya sen Union kaç kullanıyorsun? 10.5. 10.5. 10.5'da örnek sahneler var ya. Hı. O örnek sahnenin içindeki yapıyı silip kendi projene at, oradan render al. Öyle mi yapıyordun daha önce? Hiç öyle yapmadım. Ben bayağı kendim düzenliyorum hepsini. Ya, hata yapıyorsun. Dediğimi bir yap, farkını gör. Onların hepsinin ışık ayarları yapılır. Ha, ben ona bakayım o zaman. Benim ondan haberim yok. Ben YouTube'dan öğrendim hocam Lumion'u. O yüzden çok bir bilgim yok ki. Hatta internette başka sahneler de bu. Bir sürü var. Hı hı. Onları indir. Başka tipte mesela ben kullandığım bir iki tane var böyle hazır sahne. Çok güzel render alıyorum. Ha, hocam benim peki, haberim yoktu. Senden, hatta erken sürede alırsan, hazır modelin de bitmiş durumda. Bugün alırsan gönder bana. Bu dediğim hocam ben şeyi de yapıyordum da yetişmedi bugüne, yani gece yapıyordum. Bu hani Photoshop'tan zemin kat, normal kat vesaire ben atıyorum ya döşemelerini vesaire hani. Photoshop'tan. Konutsun. Etleyip paylaşalım. Reklam edelim seninle. Onu alacaktım, onu alamadım. Ben onu da aldığımda, bunları düzenlediğimde size birkaç güne gönderirim o zaman. Birkaç gün çok olmaz mı? Seni biraz hızlandıralım. 2 gün. Tamam hocam. 2 güne inşallah. Yok. Ben böyle küsuratlıyı da severim de gerçi. 2-12'siymiş bu. 15 olsun. Tamam, 15. Bekliyoruz. Tamam hocam. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yine sorum olursa zaten ben sorarım. Evet. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Son tarihi de o şekilde. Öyle belirledik. Tamam. Yani çok güzel. Tamam. Muhammed kritik verdi. Enes verdi. Beyza verdi. Zeynep Büşra.
Zeynep Kuşa. O kritik almadı. Evet hocam, geliyorum o zaman. Evet, bekliyoruz. Zaten sen sona kaldın galiba. Başka kimse kalmadı. Ben kaldım bir hoca. Bir dakika. Göremedim. Aa, Yasin. Pardon. Ya şimdi önümdeki ekranda isimler bazen alta gidiyor, göremiyorum. Senden sonra başka kişi var mı? Onu bilmiyorum hocam. Yok galiba. Süper. Hocam geldi mi ekran? Geldi, evet. Evet. Tamam hocam. Şöyle başlayayım ben. Patlama yaptık. Sen onu bir söyle. Efendim hocam? Benden ne istedik bu hafta? Ben de bu hafta paftalamaya geçelim dedik hocam. İç ölçüleri falan yavaştan uygulamaya geçin dediniz geçen hafta. Ben de geçtim hocam. Bu sosyal konutu içinde değil mi? Hayır, konut içinde. Konut içinde. Ha, konut içinde. Konut bitti mi peki? Bu konut muydu? Bu konut hocam şu anda, tamam. Evet. Tamam, olmuş. Paftalamaya geçmişsin. Hı-hı. Başladım hocam şu şekilde. İç ölçüleri olsun. Vaziyete bakabilir miyim ben? Vaziyeti pek, evet, işlemedim şöyle. Vaziyet, aplikasyon, iki kesit işliyoruz. Aynı Betül'ün yaptığı gibi. Şöyle aplikasyon olacağım. Plan. Uygulama. Aynen, bak, o çok güzel olmuş. Ha, bak, onlar dolu. Plan kote koymuşsun. Tabii olur. Olmaz. Şu şekilde hocam. Aplikasyon da hani şöyle ama bir şey. Ama olur. Çok güzel. Bak, bunlar iyi şeyler. Ben bunları seviyorum. Hani temsili de olsa koyun böyle şeyler. Sonra hocam çekmeli olarak şöyle bir yerleştirme planı. Şöyle söyleyeyim. Niye? Şimdi yapının formunu tarama yapıp hani o Betül'e söyledim ya, onu duymuşsundur burada. Hı hı, evet hocam. O mantıkla yapman daha uygun olur. Tapu, tamam, diğer çap, şubu falan onları da yan yana dizersin. Onunla beraber vaziyetini iki kesit. İşte vaziyeti dört görünüş de koyabilirsin bütün yönlerden görecek şekilde. İsteğe bağlı tabii. Vaziyetin o dört görünüş şart değil ama aplikasyon veya vaziyeti çift kesit. Kesinlikle koymalısın. Vaziyette kesitin geçtiği noktayı işaretliyor olmak lazım. Vaziyette ölçü verilmez. Çekme paylarının ölçüleri verilir. Ama aplikasyonda binanın çevresindeki bütün ayrıntıların ölçüleri verildiği gibi binanın köşe noktalarının, parsel köşe noktalarına olan uzaklıkları da işlenecektir, işlenmelidir. Tamam. Teşekkür ederim. Ben tamam. Teşekkür ederim hocam. Bu şekilde hocam bodrumu tamamen perdeye geçelim demiştik. Benim sadece sığınak perdeydi. Bodrumu da perde geçtim. İç duvarları her şurada. Ondan sonra hocam daha üç boyutuna bunu geçemedim ben. Planlarda birkaç düzenleme yaptım. Balkonlar mahremiyete uymuyordu çünkü. Balkonu buradan çektim hocam. Buraya bir gömme balkon şeklinde bir şey tasarladım. Bu şekilde. Efendim hocam? Sensör ifadesiz. Hocam sesiniz gelmiyor. Asansör ifadesiz. Asansör. Asansör. Tamam hocam. Şimdi alıyorum sesinizi. Asansör ifadesiz. Onlar dediğiniz gibi şeylerini yazacağım. Tamam hocam. Başka da bir eksik yok gibi. Üç boyutlu hocam. Bir görünüşlerini işlemeni. Hocam yeşil çatı yapacağım ya şimdi ben burada. Kesit onu işlemeni isterim. Yeşil çatı tamam. İnternette bul. Green roof. Tuttum hocam. Şöyleydi o. Aynen, çok güzel bulmuşsun. Bunları. Yalnız hocam planda gösterimine buna şey demiştiniz. Cam tuğla gibi duruyor demiştiniz. Evet. Ben o yüzden şimdi yenisini şey yaptım. Hatch'te grass şeyini hatch'ine attım. Çimen hatch'ine attım. Tamam. Sıkıntı yok. Gayet güzel. Üstüne not al yeşil çatı diye. Kodlarını falan verirsin. Tamam hocam. Botanik yalıtım falan yapman gerekecek. O kesitlerde falan gösterirsin onları zaten. Evet sorun hocam, varlar. Aha, şey yazıyor hepsi. Şöyle. Evet. Ondan sonra hocam ben şimdi size şeyi sormak istiyorum hocam. Vaziyette hocam benim yeşil yeşil koridordu. Konseptim. Sizin tüm binalarında bu aynı tip olan binalarının yeşil çatı yapıyorsan vaziyette de yeşil olarak işle. Tamam. Çatılarını, değil mi? Öyle gözükür. Hocam benim kafama bir şey takıldı. Şimdi burası yaya yolu. Burada hani ağaçlar var. Burada bir nostaljik tramvay geçecek. Evet. Bir dakika hocam. Yayın gitti. Evet, bekliyorum. Hocam şimdi tramvay buradan da geçeceği için onun hani iz kenardan paylarını bıraktığım zaman hocam yaya yolunu da bu şekilde nokta nokta gösterecek miyim? O benim kafama takıldı. Araçla geçecekse buradan trafik lambası konur. Hem tramvaya hem araca. O trafik lambaların yerlerini belli edersin. Ondan sonrası da elektrik mühendislerinin sinyalizasyon dersleri oluyor. Böyle. İşte şurada yandığında öbürü geçsin, öbürü yandığında öbürü dursun falan gibi.
O hesaplar mühendise bir şey. Ama yani iki tarafa da sen yayanın geçeceği yere de bir trafik lambası koyarsın. Tramvayı ilgilendiren bir trafik lambası koyarsın. Bir de taşıt gidecek de taşıtı ilgilendiren bir trafik lambası koyup yayanın geçeceği yere yaya geçtiğini yaptığın zaman tamam bu iş. Tamam hocam. Yani böyle kesik kesik buradaki gibi burayı göstermeme gerek yok değil mi ara yere? Hani de... Yaya geçit çizmen gerekli. Tamam. Yaya geçti. Tamam hocam, bunu sormak istiyordum, kafama takılmıştı. Şimdi o zaman hocam konutta da şu şeyde de yani hani makine dairesinin olduğu bölüme de şeyleri atıyoruz değil mi? Biz ölçülendirmedir, akslar falan onlar da gözükecek. Bazı planlarda çünkü ben... İstemiyor bu arada arkadaşlar. Bana yapıdan hatta bunu da eksik yazdım. Bilmiyorum, önceki projemde istememişler. Bunu da istemiyorum. Şimdi binanın aşağıda çatı binanında iz düşümü yapıyorsunuz ya. Yani teras hattı da çok fark etmez de. Normalde kırma çatı yapan arkadaşlara diyorum. Çatının aşağıda bina iz düşümü oluyor. O bina iz düşümüne göre bütün aks sisteminizi aynen yani göstermez yani şey kolonları göstermeseniz bile aks sistemini bloklayıp içine direkt kopyalayın istiyorlar. Tamam hocam. Bu kafama takılmıştı. Daha bunun işte kesitle görünüşlerine geçemedim hocam bu hafta. Tamam. Sorun. Bunları da halledersen problem değil. Tamam. Şimdi ben o zaman ASM'ye geçiyorum hocam. ASM'de biraz yapmayı şöyle. Onun da ölçülerini bit sayılır hocam. Onun üç boyutuna da başladım. Göstereyim. Hocam bu şekilde. Hocam aşı odası koymamışım ben ASM'ye. Aşı odası ekledim bir tane. Çok güzel. Haberlerde izledim çünkü zorunluluk gelmiş. Şimdi tabii. Onu koymamıştım. Kesit. Şimdi hocam kabaca böyle. Daha detaylarını işlemedim. Tamam. Sorun değil. Görünüşlerini değiştirip detayları da yapıştırırsın. Tamam, evet. Elle sağlık. Olur. Tamam. Hiç bakma. Çok güzel. Vaziyetini iki kesimde şunu bunu ekle. Hocam tamam. Şimdi ASM dışarıdan böyle gözükecek. Güzel. Onu şey yap. Ahşabı biraz daha kırmızıya çalan renkte kullan ya da onu kırmızıya boya. Kırmızı beyaz hani Kızılay'ın şeyi gibi olsun. O aradaki kat silmesi olan yerlere de kırmızımsı bir yani bordo tarzı bir renkle boyayabilirsin. Bir cephe renklerinde beyaza boyayabilirsin. Dışarıdan sağlık tesisi olduğu belli olsun. Tamam hocam. Dışarıya bir acil girişiyle ilgili hani işte sağlık tesisi, emergency falan yazıyor. O şarj bir şey yazabilirsin. Sağlık tesisi olduğu uzaktan anlaşılsın gibisinden. Boş mu? Sağır bir yüzeyin varsa oralara yazabilirsin. Bence tamam. Olmuş. Eline sağlık. Tamam hocam, sağ olun. Arkadan da şöyle. Böyle. Yani tepeye panel gibi yapabilirsin. Işıklı. Ne bileyim yani. Terasın üstünde falan olabilir belki. Ya bir çalış. Güzel şeyler çıkar diye düşünüyorum. Tamamdır hocam. Ben bunları soracaktım bu hafta. Tamam. Eline sağ olun. Ben sağ değerli hocam. Çalışayım. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederim. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz hocam. Bir saniye arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Tekrardan kusura bakmayın. Yasin sendeyiz.
Tamam hocam. Geldi mi hocam ekran? Geldi. Ben neler değiştirdiğimi söyleyeyim. Şunu ölçü atacaktım, ölçü attım. Tamam. İkinci evet. Kez de koymuşsun. Aplikasyonu koymamışsın. Sorun değil. Vaziyeti koy. Yani ekstra. Hangisi koymuşsun artık da bu aplikasyon gibi duruyor sanki. Vaziyet değil. İkisi yani karışık. Vaziyet, aplikasyon yok. İkisinden birisi eksik yani. Hani onu, ona göre ayarlarsın. Aynen. Şu tapu falan eksik. O belgeleri. Onları unuttum. Ekle. Aynen. Evet, plan notlarım eksik hocam. Yok, plan notların eksik. Aynen. Onları da eklersen. Tamam işte. Sonra buradan şey. Detay, kapı pencere detayı verdim. Kapı pencere, ıslak hacim detaylarına 1 bölü 20, kapı detaylarına koyduğun iyi olmuş. Aynen, daha hocam eksik. Islak hacimi 1 bölü 20, bir tane konutundan bir ıslak hacimi alıp yerleştiriyorsun. Evye detayı mutfaktan konur. Yani hı-hı. Mutfakta ıslak hacim yani bir banyo, bir tuvalet konur. Hani o şekilde. Bir tane mutfak konabilirsin istersen. Mutfağın ama sadece tezgah kısmını göstermen yeterli yani. Bir de şey, merdiveni çizmişsin, gördüm. Merdiveni çizmişsin. Onun dışında ne gerekirdi? Dur. Cephe sistem kesinti koyarlar. Başka da bir şey olmaz yani. Hepsi var zaten burada. Katlar arası siyalıtımı bilmem. İşte ne var? Ha, asma tavan ıslak hacimli. Onlara ayrı bir detay olarak gösterebilirsin. Pencereyi, kapıyı da koymuşsun zaten. Tamam, bu kadar işte, aynen. Tamam, yapacağım hocam zaten daha ya. Daha o kadar yani. O kadar yani. Onun dışında diğer çoğu şey yapmışsın zaten. Başka ben zaten hani şeyim sosyal donatım şeydi eksikti. Onu biraz şey yaptım. Ölçülendirdim, detaylandırdım. Evet. Zaten değişen bir şey olmadı ama sadece hani bu uygulamayı sağladın mı o standları? Onu da göstereceğim hocam. Bir de taşıyıcısını attım işte. Çelik kullandım ama yalancı kolonla da bir görüntüyü değiştirdim. O da kesitte belli oluyor. Kesitte göstereceğim. Evet. Stand tasarlayınca şöyle bir şey. Müthiş. Oradan bir de bir random patlatırsın. Tamam işte. Evet. İçeriden alacağım bunu herhalde. Dışından bir aldım da ufak. Dışından da güzel. Sahil kenarında diye hatırlıyorum. Sadece beni biraz bunun şeyi zorladı hocam. Tekniği. Fore kazık kullandım. Onu da hani kendim çizdim izleye izleye. Ooo tamam. Sonra tamam. Şu... Toprak tarafı bura. Hani demin... Polisindeki keson temel mantığı da buna benziyor. Fore kazık sistemi. Yani biraz daha kalın ben söyleyeyim. Aynen. Güzel aynen. Yani. O tam fore kazık gibi olmuş. Şeyde öbür keson çizecekti. O da buna benzer şeyde daha ağzı geniş şey yapıp içine taşıyıcı çizecek. Eline sağlık. Bence bir kabuk yapayım dedim hocam. Çok sade olmuştu. Ama seninki daha keskin bir hatta değil miydi ya? Sen sonradan evet. Mı değiştirdin bunu? İşte kabuk yaptım. Kabuğa dönüştürdüm. Aynen. Kabuk yaptım. Çünkü çok uzun bir kütle olduğu için çok küt durdu. Hani 100 metreye 100 metre neredeyse. Yani senin sanki vaziyetteki o görüntünde ben öyle kestim. Hatta bana örnek bir görsel göstermiş. Vaziyet değişmedi hocam. Vaziyet aynı duruyor. Sadece şey ekledim ya. Kabuk. İşte, vaziyetteki görüntü çatada değişir de yani önemli değil. 500 ölçek diyeceksin. Çok tanımlayın diyeceksin haklısın da. Ama senin bana o Pinterest'te gösterdiğin bir görsel vardı. Hani sahil kenarında böyle evet. Daha sanki ben yani kafamda hep ona benzer bir şey canlandırıyorum da bu şekilde bir şey acaba iyi durur mu? Bunu hiç Evet evet o doğru. O dört köşe keskin bir hatlıydı da. Hocam biraz farklı evet, olsun. Yani Beriz'de yani daha iyi durur diye düşünüyorum ama bu kabuk fikrinde biraz şüpheliyim. Yani haberin olsun. Elinde blender var ya. Şöyle basit bir blender var. Aa, gösteririm şimdi. Tamam yani o zaman buna da bir üç boyutta bir çalış. Tamam. Tamam gösteririz zaten. Şimdi şey yaptım. Bir dakika. Bir şunlar. Hocam çelik kolonlar. Ama şimdi buradan 5 metreden 11 metreye kadar açıklıklar var. Çok çirkin bir görüntü olurdu. Hem tarih, deniz müzesi, tarih müzesi olduğu için şöyle yalancı kolonla etrafını kapattım. Tamam olur. Yani öyle bir şey. Bence olur. Bakalım başka neyimiz var? Hocam zaten şu hani şunu hangi odalarda olduğunu yaptım. Bildiğimiz cam mekan gösterim. Tamam. Şu evet. Asıl şey şu, yani gemilerin üstüne konduğu, şu aradaki mesafe gemilerin tam altının oturduğu yer, omurga kısmı. Buna da böyle bir şey yaptım. Vallahi eline sağlık.
Bu ölçeksiz bir sorun olur mu? Yok, ölçeksiz diye yazdı sadece, yeterli. Tamam. Altına ölçeksiz diye belirtti. Bir de ölçeksiz detaylarına bak senin. Nedir onlar? Pencere, kapı, ısı. Evet. Evet. Başka ne var ki burada? İşte ısı fora kasık detayı. Aynen. O fora kazık detayını nasıl vereceğimi bilmiyorum. Onu ben kendim çizdiğim için vallahi. Fora kazık çizgisini araştır. DRG kesin vardır. Detail olarak alabilirsin. Var mı ya? Kesin var. Tamam hocam. Şeyleri göstereyim. Bu koyarsın zaten. Hiç uğraşma. Benim hani demiştiniz ki hani şu sarı çok cesaretli olmuş. Onu biraz değiştir konseptinle alakalı olsun. Araştırdım. Tarihteki ilk yapılar topraktan yapıldığı için bilinen ilk renkte toprak rengi olarak biliniyor. Ben de toprak rengini biraz softlaştırdım. Şu çerçeveler artık toprak rengi oldu. Ha, diyorsun ki illa ayağıma sıkacağım. Tamam, güzel olmuş. Felsefi altyapıdan dolayı da sana bir 5 puan. Çünkü öyle bir laf ettiğimi hatırlıyorum. 50 idi de 5 de yatıracağım. 5 mi? Yok ama buradaki sarı renk elim demiştik. Yok canım, evlenemem. Yok yok, o lafın gelişiydi ya. O kadar da değil mi? 5 puan vermiyorum ama buna hak etmişsin. Güzel olmuş Cepan, eline sağlık. Şu da Deniz Müzesi'nin önden şeyi. Kapısın ama dedi. Hakikaten buna iyi bir şey verilir yani, puan verilir de. Şimdi söylemiyorum ya. Yüzün üstüne çıkmak zorunda kalırız. Kendimi bağlamak istemiyorum. Güzel, bunu bana göndermeni istiyorum. Hocam göndereceğim, bir şey soracağım. Şimdi bu ön cephe ben full hani kompozit cam olarak düşündüm ama cam olduğu falan belli olmuyor. Değiştirsen mi? Sizin görüşünüz nedir? Bunu satabilirsin yani. Şu an hayalet uçaklara benzemiş biraz. F-16 tarzı bir şey. Ama güzel duruyor yani. Hani ilginç duruyor. Böyle şey gibi olmuş. Yansıtan özelliği olan şeyler oluyor. Ben de aynen bir şey deniyordum. Tam tutturdum istediğim şey. Yani olabilir. Ama bu cephede istersen bazı yerlerde hani göstermelik de olsa o çelik alüminyum kompozitleri düşeyde indirsen böyle hat gibi yapsan. Mesela 3 sıra böyle yan yana belli aralıklarla kompozitleri dizsen, sonra araya uzun bir boşluk bıraksan 5 tane dizsen, sonra biraz daha boşluk olsa 2 tane dizsen, arkası yine cam olsa. Güneş kırıcı vazifesi gibi görse. Anladım. Anladım hocam. Zaten bunun hani ben öylesini alıyordum. İçini falan değiştireceğim. Şu an içi de büyük bir boşluk gibi duruyor. O zaman duruyor. Bir bu render'ı bekliyorum. Aynı açıdan, aynı şekilde. Tamam hocam, alacağım. Bekliyorum. Bu işte şu kısım da korkuluk falan olacak tabii. İnsanların i̇şte izlediği şeyler yakın ölçek girince hatalar gözükmeye başlıyor. Evet, evet. Zaten hataları göreyim diye almıştım ya. İyi oldu yani o yüzden. İşte bu güzel olmuş ya. Yok. Yani. Önce korkularım vardı da. Hocam benim de vardı işte, deneyim dedim, güzel durdu. O yüzden şey yapmadım yani pek de. Eline sağlık. Olmuş olmuş. Tamam hocam. Bu şu kadar. Şu yakın içindeki detaylarını biraz daha çalış. Bunlar renderlar iyi durmuyor yani buradaki. Evet, evet. Ama tamam. Uzaktaki o gün batımına doğru olan render işte bu. Beni benden aldı yani. Evet. Öyle güzel. Hocam. Bunları biraz çalış. Bu açıdan render'ı bekliyorum. Tamamdır hocam. Alacağım. Soru var mı? Yok hocam, sağ olun. Benim yok. Arkadaşlar teşekkür ederim geldiğiniz için. Yani haftaya gerçi şey yapalım diyorduk da madem son ders dedik buna. İyi, teşekkür ederim. Yani güzel bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Sizi biraz yorduk. Ama ileride meyvesini görürsünüz bence. Ne olur bilmiyorum ama o zaman da ileride bir yere yerleştiğiniz zaman da artık bizi hatırlayın mı? Hatırlamasanız da olur. Gerçi ben işimi yaptım yani. Siz de işinizi yapın. Sorun yok. Kendinizi geliştirin sürekli. Öğrenmenin yaşı yoktur. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Dersi bitireceğim. Biz de teşekkür ederiz hocam her şey için. Yani son ders gibi düşünüyorsak eğer. Yok yani yaparız. Önümüzdeki hafta da ders yaparız da. Ben kendimi bugün son ders konuşması gibi hazırladığım için bu konuşmayı yapasım geldi. Teşekkür ederiz yani hocam. Bu kadar benim diyecek. Tamam. Teşekkürler tamam. Hocam. Her şey için yani, sağ olun. İyi çalışmalar. Başarınıza devam edelim. Tam 2 saatte bitirdik. Güzel oldu. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Haftaya yine haberleşiriz. Ders olursa olur, olmazsa da görüşürüz. Başka zaman görüşürüz. Yani geçenlerde zaten yine beraberiz. Geçemeyen arkadaşlar da olursa da artık yani bilmiyorum. Kızarlarsa da kızabilirler de yani ben ne diyeyim yani.
Ben de beni bırakanlara kızmıştım. Ama şimdi gerekli olduğunu düşünüyordum yani. Ama hepinizin projeleri iyi gibi duruyor yani. Genel anlamıyla son haftada teslim ederseniz bilmemekle beraber iyi bir noktaya gider diye düşünüyorum. Hatta belki şöyle bir şey olacak. Ya bu kadar çizdik de bu notu mu aldık ya falan diyebilirsiniz belki. Çünkü artık hepsi iyi olduğu için iyinin içinde en iyi seçme. Yani benim işimi iyice zorlaştırdınız yani. Ben pes etmenizle uğraştım. Siz iyice beni yormaya çalışıyorsunuz. Bu da neyse bakacağız artık bir çaresine. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. İyi dersler, iyi çalışmalar.